Siemens'ta matematik kahve makineleri teke tek bilimi sunar. <laughs> Sevgili izleyiciler tek, tek Bilim'e hoş geldiniz. Bugün biraz farklı bir mevzuya e, gireceğiz. Hem bilim hem sizin meraklarınız hem e, tıptaki tıpın belli bir andaki bazı e, gelişmeler pek çok şeyi bir arada ele alacağız. Yer yer bilimin içinde dolaşacağız, yer yer bilimin kenarında dolaşacağız e, ama konunun çok ilgi çekici olduğunu ve bu konunun benim aklıma açıkçası Asım Şengör'ün tek tek bir bilim ekstra kanalındaki sohbetinde ortaya koyduğu bir soruyla aklıma geldi. Bu sorunun cevabını Türkiye'de en iyi kim verebilir diye düşündüm. Aklıma bir isim geldi. Ayşegül Çorluoğlu. Doktor Ayşegül Çorluoğlu uzun zamandan beri yani Uzun zaman derken neredeyse ben bildim, e, dedi tıpla ilgili meraklarım oldu olalı. Bu konuya kafa yoran Türkiye'deki ender hekimlerden bir tanesi. Hatta bu alanın belki de e, ne diyeyim başlatıcısı e, diyebilirim. Buna anti-aging diyorlar. E, bir biyolog olarak e, Asım, e, hücreler nasıl yaşlanıyor, hücredeki yaşlanma geri çevrilebilir mi e, gibi konulara girince ben dedim ki ya bu ilginç bir konu. Biz bunu Teketek'te ayrıca bir konu olarak ele almamız lazım tekedek Bilim'de. Ve bugün e, Siemens'in her zamanki gibi sponsorluğunda Ayşegül Çoroğlu konuğumuz. Ve hem onun buraya nereden merak sardığından başlayacağız, hem de bu alandaki dünyadaki yeni gelişmeleri konuşacağız. Niye? Çünkü dünyada artık e, neyse... Sonra anlatırız. Önden spoiler dedikleri tüyo vermeyeyim. Ayşe hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Biz tam bu konuları konuşurken sizin kitap da çıkmış. Okuyacağım inşallah. Daha okuyamadım. Yollamışsınız. Çok da güzel imzalamışsınız. Sağ olun. Rica ederim. Önce bizim bir klasiğimiz var. Şimdi biliyorsunuz bizim sponsorumuz, Teketek -Tek Bilim'de sponsorumuz e, Siemens. Ve sağ olsunlar hem Teketek -Tek Bilim'de bizim tek tek bilime hem de tek tek bilimin içinde program yapan diğer bilim insanı tamamına uzunca bir zamanda sponsorlar. Bunu da tekrar herhalde uzatacağız kendileriyle. Çünkü biz onları seviyoruz. Onlar bizi seviyorlar. Bu sevgimizin karşılığı olarak da biz konuk kahve ikram ediyoruz. Makine de çok güzelmiş. Ben de bir kahve makinesi bakıyorum. Vallahi bu... Barista veya bunu... tipi değil, değil mi? Bunu evde kullanabiliriz. Yok bu tamam. Bu ev, evde kullanmak ayrıca mesela siz diyelim ki hastanızla sohbet ederken cep telefonunuzdan kahvenizi kadar. de yapabilirsiniz. O bir de getirse? E, seçebil... Getirmek için isterseniz ben size birini buradan ayarlayabilirim. E, hatta ben de getirebilirim. Çünkü sizin <laughs> bu boğaz tokluğuna tedavi yapıyor musunuz? <laughs> Tabii ki. Yani ben, ben size kahve getiririm. Siz de beni Biraz boğaz açlığına oluyor ama. O olsun fark etmez. Ben kahveyi getiririm. Siz, siz bana, de yemiyorsunuz. Siz ben bana de ilaç yemiyorum. verirsiniz ya da işte o yöntemleri öğretirsiniz. Böyle tamam. de ben de teke teke 200 sene daha yapabilirim. Evet Yapabilir yapacaksınız. Mi? 200 sene daha. Yani 200 olmasa bile e, şu anda siz kendi yaşınızın e, mantıklı ve bilimsel e, dayanaklı olarak bir 140'ları görebilirsiniz. 140. Ama... Ama Sıkıntı oradaki mı? vücudun Baklarım, sıkılır bir şey oradaki vücudun tamamı siz olmayacaksınız. Ha. Belki yeni bir karaciğeriniz olacak, belki bir ekleminiz değişecek. Tıpkı kalp kapağı takmak gibi, gibi. E, bir takım eee olacak. E, biyonik adam olacağız yani aslında. Bir tık yani nasıl lens takıyoruz e, görmek Hı -hı. için? Onun ileri versiyonları evet. o, bacak. Ki onları da yapıyorlar zaten. zaten. Ama Aynen. iyi yapmıyorlar. Onlara giderek. Evet. Ki... Yani dolayısıyla e, karaciğer, de... böbrek. O ne güzel. Onların makine gibi olması da gerekmiyor. Çünkü işte zaten konularımız olarak Konuları normal biyolojik, kronolojik yaşı... ...biyolojik yaşla üst üste olmayanlar da var normalde daha hızlı yaşlanmış. İkisi farklı bir kavram. Biyoloji senin vücudunun yaşı, kronoloji takvimdeki yaş. Zaten ama şimdi biyolojiyi de geri çeviriyorlar. Yani genç olan da daha genç şey yapabiliyorlar. ama önce bir kahve yapmak lazım. lütfen rica ee, ederim. Kahve zararlı bir şey değil değil mi? Ee, ben kahve kullanıyorum, günün erken saatinde içiyorum... Bence kahvedeki kıyamet günün geç saatine kalınca Gece oluyor çünkü kahvenin uykuyu açmasında çok tuhaf bir beyni yoran bir mekanizma var. Bir konu o. O yüzden öğlen bire kadar ben her zaman Bo, kahve içerim. İtalyanlar öyleymiş. Öğleden sonra kahve içmezler onlar da hmm. En fazla akşam üstüne doğru içerler. Gece pek kahve ben içiyorum. <laughs> İçip uyuyabiliyor musunuz? Vallahi şöyle uyuyorum. Eşim benden nefret ediyor. Çünkü ben yatağa değmeden uyumaya başlıyorum. Bu çok büyük bir avantaj. Sadece iyi uyuyup uyuyamadığına bakarak bile bir saat insanın bir tane. ömrü ölçülebilir. Şimdi gündüzleri bu saatleri takıyorum. Çok para verdiğim için kıyamıyorum. Gece atmaya. ölçmelerden. Gece ölçme saati al takacağım bir tane. Çünkü şeyi gösteriyorlar biliyorsunuz. Ne kadar iyi, iyi uyudun, ne, ne kadar derin uyudun, ne kadar yaptın falan filan. Ben galiba 3 saat kadar derin uyuyorum geceleri. Şimdi uyku... Bir kere uykudayken hayatta değilmişiz gibi ya hani sanki zaman kaybı gibi. Uyku aslında zaman kazanma. Yani ne kadar iyi uyuyorsan onun birkaç katını ömür olarak kazanıyorsun. Aslında o bir kayıp değil. Hep Allah böyle... Allah. Ben hep bunun tersini düşünüyorum. Evet. Bence. Hayatı sevenler öyle ölünce uyuruz falan. Evet, bir an nasıl önce uyacağız? evet. Ee, şimdi uyku anındaki sistem gündüz siz fatihsiniz ben aşağı ya. Frontal korteks işte dışarıya bakıyoruz, her şeyi algılıyoruz. Bir hareket halindeyiz. O zaman olduğumuz bu alarmda kalma hali yaşamda hayatta kalmalık bir şey. Okey. Uyuduğumuzda siz fatih olarak devreden çıkıyorsunuz. Ben de Ayşegül olarak devreden çıkıyorum ya. Beyin ve hücreler bir arada kalıyorlar. O zaman hayatta kalma ile ilgili bir dert olmadığı için, çünkü düşünceler Hı. geçmiyor. O zaman beyin bütün hücrelerin ve kendisinin de reset ayarını tekrar yapabiliyor. Hatalı hücreyi buluyor, tümör hücresini buluyor. Kendini tamir ediyor yani. Fabrika ayarlarına gece dönüyoruz. Öyle düşünün. Dolayısıyla 8 saat değil, 12 saat uyusak bile iyi. Yani uyumak kadar gençleştiren bir şey olamaz. Aa bak bunu annem oldu. Neyse sonuçta kahve bile etkilemiyor. Şimdi evet. ben size kahve yapacağım ama madem siz dediniz ki, kendi kendine yapıyor mu? Arkadaşlar, Cortado rica ediyoruz bugün. Hiç Cortado içmedik ve ben çok severim. Tamam. Yapar mısınız Cortado? Zor mu? Kahve isimlerini de öğrenmek çok zor. Bunun içinde hepsi var. Sizin öğrenmenize gerek yok. 10 ülke, 29 kahve çeşidi. Arizona'nın daha az sert, daha yumuşak, evet. daha çok sulu falan böyle. Şarap gibi, bitmez yani bir dünya. Ma muhtemelen makine benden daha akıllı. İşte biraz Makineler daha gelişirse bugün Ben burada kahve yapacağım. <laughs> <laughs> okay. Neyse onlar şimdi yaparken biz başladık. Ayşegül'e şunu merak ediyorum. Siz bu önce anti-aging sonrasında well-being dediler ona. Şimdi de siz yeni bir isim takmışsınız. Longevity. Longevity. Bu uluslararası bir isim zaten. Bu meseleye siz nereden dahil oldunuz? Siz normal tıp okudunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Sizin bu işlere başladığınız zamanlarda çok da kimse Yayın aklında değildi. olan bir şey değildi. Kimse işte ya işte lo, insanları daha e, uzun süre sağlıklı tutalım işte yaşlı olsunlar ama... Yaşlılığı yaşlı gibi yaşamasınlar fikri kimsede pek yok. Evet, check-up'tan, temizten, işte, güle güle. Bakıma dayalı bir sistem vardı. Evet. Ve e, hani yaşlanmayı geciktirmek ya da hayat kalitesini yukarı tutmak çok akıllarda o moda olan bir şey. Siz nereden buna merak sardınız? Ben kendim şeyi anlatayım, sonra dünya mecbur kaldı, onu da a, anlatmak isterim. Çapı tıp Fakültesinden sonra Şişletfer Esnasında biyokimya okudum ben ve o sırada da Boğaziçi'ne böyle otobüs, minibüs, üç vesayet gidip gelip biyomedikal master yapıyordum. Şimdi biyokimya zaten hücresel olarak işte şeker, insülin hep şimdi konular ya, onlar hep oradaki konulardı. İşte ne bileyim aklınıza gelen her türlü vücut sıvılarında, beyin sıvısı, idrar, kan, bütün testlerin... Altındaki hikaye zaten biyokimyanın konusu. Yani biyolojik işleyiş konusu. Dolayısıyla moleküler durum. Bir kardiyolog kalbi anlatıyor ama biyokimyacı kalp kasının hasarlı olduğunda kana ne saldığını biliyor. Damarın ne saldığını biliyor ve ölçüyor. Ölçme işi ve işin mutfağı. siz vücudun kimyasını öğrenir. Evet mutfağı. Fakat normalde bu itisazda böyle kalabilecekken hani burada sadece laboratuvarda çalışabilecekken ben kendi merakım olarak e, sizin daha önceki arkadaşınızla konuştuğunuz söylediğiniz bir hücre niye yaşlanıyor konusuna zaten kendi merakım olarak takılıyordum. Hmm. Öncelikle tabii ki dış görüntüyü insan güzel yapmak istiyor. Her zaman hem yemek istiyor hem ince olmak istiyor. İşte güneşten lekesi olmasın spor yapmadan kası olsun falan. Böyle bir tembellik de işin içinde olarak ben bunun kestirmesini nasıl bulurum diye okudum ve hala aynı aynı yerde aynı şeyi okuyorum. Biraz onu şöyle gibi düşünüp geri baktığımda anlıyorum. Ee, okullarda en çalışkan öğrenciye ne derler? İnek. Ondandım, Aynen. Nerd diyorlar şimdi daha Ötesi, kibar, kibar olsun diye. İzmir'de bir kız sesinde okudum yatılı. Yani şöyle acıklı belki konuşmak için. Ben okul birincisiydim. Ben son iki yıl hiç derslere girmedim normalde. Çok benzişiyordu. Ben soruncusuydum. Öyle mi? Çok, <laughs> çok güzel. Ee, ayrı hocalar bana ders verirdi. işte. bilmem ne yarışmasına katıl diye. Ve ben üzülürdüm. Arkadaşım olmuyor. Çünkü ben hep hocalarlayım falan evet. bir yerde. Sonra sabahleyin mesela e, kurabiye falan getirirdi bana e, okulun güzel kızları, popüler kızları. İşte ödevimizi yapar mısın diye. Ben çok sevinirdim. Evet. Ben Arkadaşım, arkadaşım diye. Kıymetliyim sayesinde. <laughs> Öyle bir şey yani. Ben geldim. Yani dolayısıyla aslında benim... İçimde ee, içimde bu e, öğrenme isteği şey hep vardı. Var. Fakat sonra bir ara işte eee Şişli Etfal bitti, Boğaziçi'ne gittim, geldim. Master'ımı yapmadım ama orada da mühendis kafasını öğrendim. Yani biyomedikal mühendisliği. Ha bu hücre bu buraya sinyal gönderiyor ama bu sinyal aslında bir elektrik gibi bir, bir başka türlü bir düşünme. O etkiyi göndermeyi tetikleyen ne? Evet yani out of box diyorlar ya öyle düşünmeyi de kendime kattım. Bir hekimin mühendis düşünmesi çok zordur yani. E, aslında hekimlik konusunda Ama da Ama biliyorsun mucitler hep oradan çıkar. Aynen. Zaten bu hekimlik konusunda da multi şeyde hani iki branşın bir arada değil de fizikçi gelecek, matematikçi gelecek, atom mühendisi gelecek, doktor gelecek, böyle toplanacak. ya da Evet yapıyoruz. öyle olması lazım. Çünkü puzzledaki noktalar eksik kalıyor. Resim bütünlenmiyor. Dolayısıyla oraya gitmek aslında resme daha iyi bakmamı sağladı. Bir de şöyle bir şey var, siz e, Türkolojiyi de konuk ettiniz. Onun bir lafı vardır beyinle ilgili. Bilmenin ve bulmanın hazzı diye bir Bilmiyorum. şey. Bunu bilmeyen anlamıyor. Ama ben bunu gerçekten orgazmdan daha güzel diye söylüyorum. Kendi başıma pijamalarımda ders çalışıyorum. Merak ettiğim bir konuyu okuyorum. Oradan oraya bilgiler birbirini kovalıyor. Fakat beynimi bilgisayar gibi düşünüyorum. Böyle dosyalarda bilgiler var. 10 yıl önceki bilgi, 5 yıl önceki bilgi falan. Şurada yeni bir bilgi geldiğinde sanki o dosyadan açılıyor, o ona bağlanıyor, o ona bağlanıyor. Böyle bir ışık yanıyor, bir yol görüyorum ve bu buna bağlanmış oluyor. Arada 10 10 şey atlıyorsun algoritmik olarak. Orada ya ağzımdan böyle ağzını suya ökerlerim. Yemin ederim yani. Gerçekten bunu hani kariyer kafası değil benim yaptığım. Bu benim şeyim. Alır, keyif Evet, alır. evin içinde dolanıyorum. Böyle bir şey. Fark ettim, çok mutluyum falan diye. Hani kime ne faydası var şeklinde? Hele de Türkiye'de yaşıyorsa. Ama insanlar bir zaman sonra faydası oluyor bunların hepsinin. Evet, Total. zaten bu tip düşünenler, hani maymunun biri muzu yıkamış da, öbür e, kıtadaki de yıkamış ya, arketip olarak e, canlılar bunları yakalıyor, bir düşününce öbür de düşünmüş oluyor falan. Yani dolayısıyla oluyor. Fakat bu önden o bağlantıları kurma, kurma hali, böyle koşarak falan e, konuda, ...ilerlemeye başladım. Dediğiniz gibi. Peki size, kardeşim bırak bu işi... ...ciddi işle uğraşan diyen bir hocanız olmadı mı? Şöyle, ben normalde zaten... ...kendi işimi bir laboratuvar... ...pozisyonunda yapıyordum... Önce öyle oldu fakat sonra ben kendime yol arkadaşları buldum. Onları zehirledim. Biz işte Türkiye'deki ilk anti-aging derneğini açtık, Avrupa kongresini yaptık. Bunlar 2006'lar falan. İşte glütasyon ölçüyorum ben, yaş ölçüyorum. H, h harfiyle Scan Age Scan diye bir makine vardı. İşte reflekslerinizden falan yaşınız şöyle diye. O zaman daha primitifti bunlar. İşte ona göre yaşam şekli vesaire. Sonra ama e, o işler o zaman için çok erkendi. Arkası gelemedi. Ben de bir süre e, şartlarda öyle gerektiği için ee, ara verdim buna. Hatta bu gluten testini falan ülkeye ilk ben getirdim. Ee, o zamanki doktor ekibimle beraber. Harvard'dan mezun çok sevdiğim gastroenterolog ve arkadaşım canım glutende duyarlı diye bir şey mi varmış süt müt deyip hastaya yaptığım testi karşı duvara attığını hasta bana söylüyordu. Şimdi onların hepsi yapıyorlar o da ayrı bir konu. Yani bu öncelikte öyle bir durum var ya hele de siz şey değilseniz yani aşırı böyle erkek karakteri gibi çok sağlam hemen kendinizden şüphe duyuyorsunuz. Kadın karakteri daha sağlamdır ben size söyleyeyim. Öyle mi? Şimdi. Ben yani kendimden şüphe duydum yani ben evet saçmalıyorum diye. Yani kimse bana demedi ben etraf beni desteklemeyince... Hani bu yaptıklarımı biraz kötülediklerinde ben kendi kendime şey dedim. Acaba mı acaba evet yanlış ya, bir, acaba yanlış bir yolda mı? Evet ya ben yanlış yapıyorum. Ama dönmemişsiniz yoldan gördüğüm kadarıyla. 6 sene hiç çalışmadım. 6, sene, 6 sene çalışmadınız. O kadar moraliniz bozuldu. Anlamadım ben konuyu. Yani depresyonda olduğumu şimdi anlıyorum. Gene kitap okuyordum, e, araştırıyordum. Paramı biriktirip tatile gideceğime, kongrelere gidiyordum. Bu Amerika'daki aging derneklerinin falan. Fakat anlayamıyordum yani bu şey nerede diye işte 2012'den sonra çıktı. Hatta bu zamanındaki o derneklerde bunlar çok eskidir yani bu fonksiyoneller falan çok yeni. 40 yıllık dernekler var orada EKM, EFORAN böyle isimleri var. Orada bana oranın şefi yani senin burada ne işin var sen bu konuları zaten biliyorsun burası için fazlasın dediğinde ben böyle yani insan bir kendini seviyor bir şüphe duyuyor yani Türkiye'nin şeyi yani. Ama yaratıcı insanlar da genellikle Hep böyle, böyle olur. Hep şüphe vardır değil mi? Olur, olmazsa evet. olmazdır zaten. Peki gelelim şeye, meseleye. Sonra da konu e, bağlayayım. E, longevity başlığı altında Covid'den sonra herkes buraya ha, döndü. Onu soracaktım şimdi. Evet. Bu şeydi öncelikle anti agingdi Sonra arkasından i̇şte well wellness, falan wellness'di. oldu. Wellness oldu. Arkasından longevity oldu. Evet. Bu arada longevity onu kapsıyor mu bilmiyorum bir şöyle bir akım da var bir yandan tersine yaşlanma. Reverse aging. Reverse aging. Hepsi. yani Hepsi aynı ada giriyor. 50 yaşındaki birisi evet. kendine öyle bir sistem uygulamaya başlıyor evet. ki 30 yaşına dön evet. dönüyor. Evet. Bu hakikaten oluyor mu mümkün mü? Oluyor. Şimdi bu lafları yani bu konulara bu konularda çalışan insanları sınıflamak için yani hastayla ilgilenmiyorum yani Alzheimer için hala ilaç aranıyor, evet. hala firmalar paraları basıyorlar. Ayrılan fonların haddi hesabı yok. yok devletlerde hala tedavi yok. Değil mi tam olarak? Kanser öyle, o öyle. Sonra dendi ki, dediğim gibi özellikle Covid'den sonra, ya bütün hastalıkların ortak noktası var, yaş. Yaşlı olanlarda en çok kötü şeyler oluyor. O zaman bizim konumuz, yani 45'in... Yaşlanmayı geciktirirsek hastalık öyle Herkesi 45'e 50'ye park edelim, hatta geriye alalım da biz bununla uğraşmayalım. Devletler ikna etmeye çalışıyorlar. Yani bu insanlar sigortalarının %80'ini hiç kullanmıyor. Son 20 yılda %80'ini kullanıyor. Zaten oradan sonra da hayatta kalmıyor. Ters bir iş var diye. E, ekonomi bakımından da böyle oldu. İkinci ekonomi olarak da bu trend olunca, işte Jeff Bezos'un milyon dolarları, e, Suudi Arabistan'ın ülke olarak yaptığı milyar dolarlık fonlar falan, kim yaşlanma konusunda bir şey bulursa para burada. Saçımı böyle ayırırsam bir gün gençleşirim diyeyim, para var yani. O kadar para var bu işte. E, Covid'den sonra oldu o iş. Covid'den sonra oldu. Ee, bir takım Kimse ben, istemiyor ben de bunları e, izliyorum, inceliyorum e, yaptıklarını. İlginç de e, buluyorum Brian Johnson örneği var mesela. Evet. Onu konuşacağız sonra. Tekrar ben başa sarıyorum. Yaşlanmak nedir? Şimdi siz hücresel olarak da konuşmuşsunuzdur da yaşlanmayı bir iki teoriye indiremediler. Ve bir konsensus toplandı. Bu kitapta da var. 14 başlığa ayırdılar. 14 farklı sebepten yaşlanıyoruz diye. Aslında birbirleriyle grif birinin başladığı yerde biri bitmiş olmuyor ve onları tek tek açıklıyorlar ama bir mühendis kafasıyla yaşlanma aslında entropik bozulmaya karşı düzeltme enerjisi yani. Entropi bizi dağıtıyor ya kaosa doğru. Bizim anti kaos ve order'da olmamız lazım. Genç biri, bebek falan hücresel olarak aslında o order'da. Ee, ve entropi kazandıkça kaos başlıyor. Aslında ölmek kaosun tamamen dağılma hali. Yani canlılar, bütün canlılar, küçücük tek hücreliler bile entropiye karşı bir enerjiyle harmonisini tutmak zorunda. Hücremizin çeperi o yüzden var, cildimiz o yüzden var. Yani yani, yani bir sınır belirlemek Vücut ve... içindeki hücrelerin ve içindeki sistemin engelleyecek en çok... bir güç üretiyor. Bu gençlik demek. Evet, bu gençlik. Bu gücün azalması yaşlanma. Evet, evet bu genel başlık. Ama bu gücü üretmekteki hasarlar farklı farklı. Neler olabilir farklı farklı hasarlar? Bir, gerçekten geninde bir sorun vardır ya da genin hasarlanmıştır. İki, işte yaşam şeklin genini değiştirmiştir. Üç, gerçekten çok sedanter yaşıyorsundur. Enerji üretimin e, e, yavaşlamıştır. Dört işte mesela inflamasyon demeyeyim çünkü her şeyin inflamaging olarak başlığı uzun bir konu ama mesela ben ne görüyorum biliyor musunuz? Yaşlılıktaki dönme noktasını şey olarak e, nutrition sensing olarak e, görüyorum, problemi olarak görüyorum. O şu demek entropiyi karşı enerji bulacağız değil mi? Ve harmoni sağlayacağız. Belli bir yaştan sonra enerji kaynaklarından motor yakıt hesabı yeterince iyi yüksek verimli enerji çıkaramıyoruz. Taze bir motorun az yakıtla ve farklı yakıt türleriyle çok kilometre gittiğini ve az egzoz çıkardığını ve kendi işini ve tamirini yaptığını ve harmonisi... Motor eskidikçe yakıtı iyi değerlendiremiyor, evet. daha fazla atık oluyor, Sense o akıt etmiyor. motoru motoru bozmaya evet. başlıyor, yağ yakmaya başlıyor. Yağ yakamamaya başlıyor, evet. O, tabii insan evet. tam tersi. Evet, insanlar tam tersi. Yani Nutrition Sensing o demek. Mesela bir sürü bunun böyle mTOR'lar, AMFK'lar, PHC'ler akşama kadar kongrelerde anlatır... Ama alt yazısı bu işte oruçlar, şeker hikayesi falan, Alzheimer, tip 3 diyabettir falan. Alt yazısı budur. Bu motorun kullanabileceği 3 farklı enerji var. Şeker, protein, yağ. Genç motor her enerjiden her şey aynı yolu yürütüyor, aynı performans. Zaman ilerledikçe sens edemiyor. Etrafta ne var? Yağ var. Cık, anlamıyor. Hatta bir süre sonra şekeri de anlamıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani e, tabii ki motor deyince bu sadece mitokondriyal konu değil. Bu hücre membranından girer, kanın içerisindeki sinyal moleküllerine kadar. Resim birbirine gerçekten grip. Ama bize burada dinliyorlar ya bir şey düşmesi lazım görev olarak. B bize bir şey düşmesi lazım. Yapacak iş. Stresi de konuşabiliriz, onu da konuşabiliriz, bunu da konuşabiliriz. Ama e, bana göre e, birinci e, yaşlanma e, e, şeyi hasar metabolik. E, switch bozukluğu yani metabolik olarak bu tarafa ve bu tarafa... çok rahat dönen, aynen düğme gibi vücut... E, tek... hibrit motordan tek motora düşüyoruz, öyle anlayın. Sonra o tek motoru da kullanamıyoruz. Sizin hep söylediğim şey eee söylediğiniz bir şey var. Ee, ketojenik beslenme diye. E, peki onu anlatayım ketojenik demeyeyim şöyle. Şimdi hibrit motor ne demek? İki farklı yakıtı kullanabilir. Hem Biz... elektrikle hem benzinle. Aynen. Hem elektrikle hem benzinle. Yani benzinli. hem proteinle hem de şekerle veya Hem şeyle. protein hem şeker hem yağ. Proteini en son kullanmak ister istemez. Yağ ve şekeri de kullanabilir. İşte e, elektron transport zincir diye özel bir alanımız var. Yapıyoruz ya nefes. Bu nefesin tek niyeti var. Oraya gidip Combustion yanmayı yapmak. Evet, evet, evet. Bu oksijen... motorun hava filtresi buradan giriyor. Şey. Şimdi mesela konularda bu oksijen oraya gidip gidememesi de yaşlanmanın konusu. İşte sigara içtin, nefesin kötü, damarların kötü falan. Oksijen gelecek, yakıt gelecek. Yakıttan şeker de olabilir, yağ da olabilir. İkisini de yakabilmen lazım. ikisinden de aynı verim üretmen lazım. Daha da önemlisi ortada hiç yakıt yokken yani sen açken o motorun ...göbeğindeki, kalçandaki... Yağı depoyu, yakması lazım. Çocuk açken de enerjiktir. Anlatabiliyor muyum? Demek ki o hatta oksijen gidecek, yağ gidecek, şeker gidecek ve aynı verim sağlanacak. Hani günlük hayatta en çok bunu söyleyebiliriz. Yaşlanma demek artık aç kalınca kendi yağını yakamamak. Hı. Yemek yiyince Hı. de kendi yağını yakamamak Hı. demek. Önce bir şeker yakmaya başlıyoruz. Buna reaktif bir... Yani depolarla şey. bağlantın kesiliyor. E, depodan yağ çekemiyorsun, yemektekini de, de çekemiyorsun. Yağı kullanamıyorsun Hı. yakıt olarak... Ya yakmak evolüsyonel olarak üstün bir güç. Çünkü yağ yüksek enerji ürettiği için o sistemin çok temiz olması lazım. O combustion yapan fabrikanın çok temiz çalışıyor olması lazım. İyi oksijen, çok verimli olacak falan. Ya e, 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 yani bizim bu enerjiyi beyne bu enerjiyi falan vermemizin sebebi mesela kalp kası sadece yağ asitleriyle çalışıyor. Yani yağ bizim turbo yakadığımız. Şeker onun turbo olmayanı. Fakat şekerin de. Ha, iyi... de şeker turbo zannederdim. Yok. Şöyle turbo, hızlı olduğu için Aha. fast ama e, kötü fuel yani. Ağırı. Şeker e, de iki türlü yakılıyor. Bir iyi yakarsın, gene bu fabrikada yakarsın ve relatifli iyi enerji üretirsin. Bir de artık o fabrikayı da kullanamazsın. Yani yaşlanmada yağ kullanamıyorsun açken de yemektekini de. Zaten oksijen de e, veriminde azalmış oluyor. E, şeyin azaldı. E, düzeltme, harmoni sağlama, enerjin azaldı. Sonra şekeri az verimle kullanıyorsun. Sonra onu da kullanamıyorsun. o zaman ne kullanıyorsunuz? Kas mı yakıyorsunuz? Protein mi yakıyorsunuz? Hmm. Yaşlıktaki kas kaybının en önemli sebeplerinden Sebebi biri. Şimdi bunu ben söylüyorum. Bu kadar kongre geziyorum. Ee, yaşlılıktaki sarkopeni için aslında glikozun da kullanılamadığı bir gün gelmiştir cümlesi kullanılmıyor. Ve oralarda mRNA ile genetik manipülasyonla kası büyütme üzerine çalışmalar evet. yapılıyor. İşte spor, spor falan hepsi var. Ama bu, bu da benim kendimce out of box bir düşüncem çünkü kastaki glutamin amino asidi şeker olmuyorsa kullanılır. Hatta yani bunu nasıl bağlayamıyorlar? Kanser hücreleri yağı kullanmıyorlar. Evet, şekeri, şekeri, şekeri kestin glutamini kullanıyor kası. Her zaman hastalıkların sonunda o hastalar çok böyle böyle ve böyle. sonra hatta glutamini bile oksijenle hiç kullanamadıkları için onlar da gri sarı bir renk olur, evet. bir koku olur. Hatta yaşlılarda da vardır. O da bir tür çürüme kokusu gibi hidrojen sülfür kokusudur. Kokuşurlar içeride. Söylemek istediğimi anlatabiliyor muyum? Gayet yani Heh. çok gözüme geldi. O, evet. O işte artık uh, yani. Son nokta. Enerji Peki. toplayamıyorum entropiye Peki. Peki bütün bu karşı. süreci tersine çevirmekle ilgili artık yeni bir fikirler. Çok e, şey var. var. Hem bunu Türkiye'de siz temsil ediyorsunuz. Birkaç e, hocamız daha var e, temsil eden. Osman Müftüoğlu falan gibi bazı hocalarımız. işte e, Özgür Şamil gibi bazı e, çok değerli insanlarımız ama bunun en görünen yüzü e, sizsiniz sanki. Nasıl, nasıl, yapılıyor? Nasıl oluyor? Yani hücredeki yaşlanmayı durdurmak ve hücreyi yeniden gençleştirmek. Şimdi bununla ilgili pek çok uz uzun zamandır çalışmalar yapılıyor. İşte kök hücre, işte e, nedir o göbek kordonunun saklanarak oradaki kök hücreden faydalanması, kanının içindeki ya da iliğin içindeki e, kök hücrenin ayrıştırılması gibi kan. yöntemler uygulanıyor. Bunun dışında bir yöntem yok mu? Nasıl yapılıyor bu iş? Nasıl gençleşiyor? İşte hakikaten gençleşiyor. Evet. Şimdi bunlar seviye seviye. Bu konuşmanın karşılığı halk seviyesi olduğunda ya da bizim günlük hayatımız elbette ki benim gene klinikte yaptığım gibi enjeksiyonlarım, vitaminlerim, testlerim, beslenme düzeniniz falan. Fakat bu devede kulak. Yani burada kim ne yapıyorsa pek bir şey yapmıyor. Ben şimdi sizi alıyorum buradan. Mesela Amerika'da bir... Böyle bir kliniğe götürüyorum veya benim çalıştığım Phuket'teki kliniğe götürüyorum. Ben yazları buralarda dolanıyorum. Şimdi yanımda oturanın ne yaptığını anlatayım falan öyle bir konuşalım. Şimdi isterseniz en sondan başlayalım. Ölmek istemiyorum ne yapacağız? Ölmemek mümkün mü? Mümkün bir. Mümkün bir, bir. Tomorrow, tomorrow Bio, Cryo işi yapıyor, dondurma işi o, yapıyor. O Cryo'yu da soracağım. Evet. Bir. Ne yapıyor Cryo'cu? Diyor ki o kongrelerde oturup, benim diyor kliniğim İsviçre'de. Fiyatım 150 bin dolar. Yani bu çalışmalar oluyor. Evet. Şu anda onlar en popüleri. Niye? Çünkü daha ölmemeyi tam bulmadık ya. Ölmemeyi buluncaya kadar bedenini saklamak en gibi çok zırva bir zırva bir iş. Aynen. Diyor ki ver bana ben saklayayım. Hani tam açamam ama niye e, şey yapmayasın ki? Bu Bunu rafta beklemeyesin ki? Şimdi bu e, orada ölmemenin en bariz seçeneği olarak askıda bekleyebilirsin. Evet. Bu arada çok talep görüyor. Onun yanında diğerleri var. Diğerleri Altosla, Jeff Bezos'un 300 milyon dolar yatırım yaptığı, ne yapıyor? Gene en bilineni olduğu için soracağım. Bir Nobel alınmıştı. Bir Yamanaka isimli e, bilim insanı şunu buldu. Dedi ki: "Bak bu hücre 55 yaşında Ayşegül'ün hücresi. Herhangi bir hücresi. Bu hücrenin kendisi diyelim ki cilt hücresi 55 yaşının özelliklerini gösteren ve DNA'sında falan onun olduğunu bilen bir hücre. Fakat ben bu hücreyi zamanın başına gönderebilir miyim? Tıpkı annemin karnındaki o daha cilt olmamış ilk hücreye. Yani hiçbir şey olmamış hücreye o ilk hali. Bunu yapabildiler. IPS deniyor buna indüklenen kök hücre gibi bir şey. Aldılar bunu. O Yamanaka dediğim adam yani yaptığı anda Nobel'ini aldı. Hop diye proteinleri bunun yanına koyuyorlar. Şeye bağlayayım en başa. Yaşlanma nedir konusuna? İnformasyon kaybıdır. Yani hücreler arasında ve etrafla informasyon azalmasıdır. Gene aynı yere gelir yani kaos olması ve harmoninin azalması. Buradaki informasyonda da 55 ve Ayşegül diyor ya o informasyonu siliyor. Hücre kendini gençlenmeye başlıyor. Ama ben olduğunu da bilmiyor. Sıfırım ben, Ayşegül olduğumu da bilmiyorum. Cilt olduğumu falan hiçbir şey değilim ben diyor. Tamam? Kök hücreye dönüşüyor. Evet kök hücreye dönüşüyor. Geri döndürdüler. Ne yaptılar? 55 yıl geriye. Sonra bir, bu bir konu oldu. Çünkü onu sen geri verdiğinde onlar cilt olmayıp diş de olabilir. Aynen. Tümör yapmıyor aslında da teratom deniyor saç olabilir. Yani ne olacağını 20. bilmediği için yönlendirmek çok zor. Sonra bu sefer Harvard devreye girdi. Onlar bu işi orta yola getirdiler. Dediler ki bu dört faktörden birini çıkarsak ne olur? Zaten o tümör yapan faktördü. Üç tane proteini kör farenin göz hücresi için, yani yaşlanmış olan bir araya getirdiler. Fare görmeye başladı. Şunu yaptılar, benden bahsedeyim, 55 cilt hücresiydi sıfıra gitti Ayşegül mi belli değil ne olacak acaba? Ne yaptılar? Yarı yolda kestiler. 20'ye indirdiler. Yani 55'i e 20'ye indirdiler. Hala duruyor hala Ayşegül ve hala cilt olduğunu biliyor. biliyor. Bunu yaptılar işte o fare de gençleşti. Şimdi bu e, yarım e, IPS yöntemiyle zaten bunu yapıyorlar. Şimdi bunun hayvan deneylerinin devamı falan gelecek işte kör fare gördü güzelleşti falan. Bu bir tanesi. Buna çok anlam yüklüyorlar yani bu şeyler. Bu Evet bu bayağı. Ama bütün vücuda bu uygulanabilir mi? Oraya hem çok yol var hem de herkes ulaşacak mı o da ayrı bir konu. Başka ne var? mRNA teknolojileri yine aşıdan dolayı zaten vardı da iyice şey oldu ki bizim aşı yapanlar da aging işine girecekler öyle söyleyeyim. mRNA şu demek. Ne dedik? İnformasyonla ilgili bir problemimiz var. DNA burada duruyor ana yazılım. Bunu bir sürü hikayeler yazıyor değil mi? Bir yerlere emirler buradan gidecek bizim hareketlerimize bağlı. Diyorlar ki mRNA ile ya DNA'ya sormadan Hangi emri istiyorsak biz yazalım. Bunu da gönderelim hücreye. Aşağıda o demekti. Hücre de onu yapsın. Ne yapıyorlar mRNA ile? Böyle zararsız bir virüse bindiriyorlar onu. Grip gibi veriyorlar sana. Virüsler hücrenin içine girebildikleri için gidiyor mRNA oraya bırakıyor. mRNA tarif demek. Yani şu yemeği yapar mısın? Diyor ki, lütfen diyor bana kas yap. Emri yazdı oraya, değil mi? Ve bunu Onun kas hücresine yolluyor. Evet. BioViva, BioViva'nın yaptığı şey bu. Enjeksiyon oluyorsunuz. Böyle kaslarınız 5 yılda bir kere oluyorsunuz, o da 150 bin dolar civarı gibi bir şey. Tam heveslenip çok para çıktı. Doku, dokunuyorsunuz, it, itemiyorsunuz kasları yani her tarafta. Hatırlar mısınız? Eskiden e, yıllar önce bir inekleri gösterdi böyle kaslı kaslı, Kasır, fazla. kaslı fazla hastalıkları vardı o, diye. Ha, işte yani Genetik bozukluk o. Aynen işte o gen, gen hesabı. Onu mimikliyorlar. Ha, o inekleri garip yapan kası Evet ıı, onu, şeyi, o yöntemi sayıyor, onu mimikliyorlar. E, son sırada kastanıyor musunuz böyle? 5 yıl sürüyor. 5 yılda bir yaptırmanız lazım. İşte bunun zeka yapanı Bu var iyiymiş. falan filan. Ucuzu yok mu bunun? Şu anda hep <laughs> olaylar yaptırsam. böyle. en, en ucuzu e, taze kan satın alma 18 bin dolar. Bir buçuk litre bir litre. Onu da soracağım. Bu kan meselesi. <laughs> Brian Johnson'a öyle romanlarının hepsi. <laughs> çünkü oğlundan kan alıyor sürekli olarak. Yani hücre, hücredeki yaşlanmayı dışarıdan tetikleyerek işte geri almak mümkün. Peki bir yandan da sürekli olarak yiyeceklerle ilgili şeyler söylüyor. İşte bu antioksidan, oksidan, şu yararlı, bu zararlı falan filan gibi. O da ayrı bir Bunlar yiyeceklerin etkisine hücre yaşlanmasında veya e gençleşmesinde. Okay. Her şey informasyon iletişimi dedik ya. Aslında yiyecekler de birer informasyon. Ben öyle bu konuların altını çizerek insanları sağlık manyağı yapmak istemiyorum. Sadece bir bilgiyi mühendis kapısı gibi anlatmak istiyorum. İşte lokal yasin mevsiminde yazsın. Börek yiyeceğini tabii ki turfanda da yesen olur yani ya da sera yesen de olur domatesi de konumuz anlamak için. Bitkinin yerleştiği toprak, aldığı güneşdeki informasyon seninle konuşuyor, bakterilerinle konuşuyor. En ideali aslında öyle bir şey ama bu kadar çok insan olduğu için ne doğal yiyecek var ne gerçek yiyecek var falan filan dönelim yiyeceklerin genel şeyine. Ham madde kaynakları yiyecekler aslında. Ben gelecekte yiyeceklerin meal replacement'lar gibi yani nasıl yoğun bakımda veriyorlar hastalara? Her şey var içinde. Ya, ya. da astronotlara. Aynen astronotlara falan. O tip Matrix filmindeki gibi meal replacement'lar olacağını düşünüyorum. Çünkü hücresel olarak neler lazım belli. Hani buradan ağızdan koydun, anüsten çıkardım, 4-5 saat iş, karaciğer, sindirim o bana şey geliyor yani insan insanın gereksiz bir yorgunluk mu? İnsanın evolüsyonda çok altta olduğunu gösteriyor. Yani karbonu ben e, bitkiden, hayvandan alıyorum da enerji üretiyorum. Karbondan enerji üretiyorum. Ha, Harbi, en ileride ışıktan üreteceğiz. Bitkiler nasıl fotosentez yapıyor? Asa biz de yapıyoruz biliyor musunuz? Vitamin D bile onun vitamin örneğidir. D bitir, evet. Onun örneğidir. örneğidir. Ama biliyorsunuz kızıl saçlı olanların büyük bölümünde genetik bir transformasyon var ve güneş olmadan da, da vitamin D üretebiliyorlar. Saçtırır, Versiyonlar olabilir çünkü e, kuzeye doğru gittikçe evet, renk kızeydi. açılıyor ya. Eskimolar falan gibi düşün daha kuzeyde. Onlar o genetik adaptasyonu evet, yapmasalar aynen. hayatta kalamazlardı. Hayat Ama olurdu. Afrika'daki koyu renkliler de New York'a gidince COVID'de çok e, hastalandılar. Çünkü onların cildi de absorb edemiyor. Evet, onlar evet. bak onlar D vitamini az güneş üretemiyorlar. Bu da informasyon. Beslenme gibi. Nerede Hı. doğduysan oranın güneşine gelin. Evolüye olduğu için ona göre ama birkaç milyonun sonra onlar da... O milyon düzeyler. alır. Beslenmeyi sordunuz. Yani beslenme, ham maddeler ee, ve informasyon açısından önemli. Ama başlıklar açılabilir. Az önce konuştuk... Ya bu kadar de... önemli mi beslenme? O açıdan soruyorum yani. Şöyle... Aslında en önemli şey ne biliyor musunuz? Çünkü hep şey diyorsun, mitokondrinize iyi bakın diyorsun. Evet, çünkü. her şey. Beslenme önemli cümlesini değiştiriyorum. Beslenmeme önemli. Açlık beslenmekten daha önemli. Şimdi bunu geçen gün bizim ee, Asım da söyledi. Niye daha öyle? Son günlerde hep bunu vurguluyorsunuz. Evet. Ve bunu bana karım da söylüyor. Diyor ki sürekli yiyorsun <laughs> bu seni öldürecek Söyleyin. <laughs> Söyleyeyim. Şimdi son günlerde değil 2013'teki benim ikinci kitabımda benim onlar son gün <laughs> akşam yemeği dünyanın sorunudur. Akşam yemeği yenmemelidir diye kendi başıma öyle takılırken. Şimdi geldi herkes akşam yemeği yenmesin. Şöyle tekrar evolüsyona dönelim. Gene bu da yaşlanma mekanizmalarıyla ilgili bir şey. Varoluşta Nutrition Sensitive dedik ya, yiyeceğin var olduğu ve yok olduğu zamanlar var. E, yani e, yiyece hassaslık heh, gıda derecesi. Yok gıda hassasiyeti değil. Bu başka bir isim. Yani hücrenin yakıtı algılama kapasitesi. Ama, ama. Orada ne var bana yakıt onu algılama kapasitesi. O zaman kullanmayayım bunu. Varoluşta yiyeceğin varlığı ve yokluğu keskin zamanlarla ayrılmış. Gündüz vardı. Işığın yüksek olduğu zaman da mağarasından çıkıyordu, yiyeceğini yakalıyordu, işte ee, o zaman yemeğini yiyordu ve akşam o düğme e, yani yemiyordu ve karanlıkta erkenden yatıyordu. Yani gel zaten bu survival yeteneklerimiz olmasaydı hayatta kalamazdık ki. Yani gündüz yiyip gece yememeye adapte olarak vücut geldi. Fakat biz sürekli yediğimiz için ayrıca gündüz ve gece sinyali kalmadı, akşama kadar ışık. Yani son 200 yılda bütün famineli e, hastalıklar değiştik. çıktı. Evet. Yani siz, yani açlık niye marifet? Hayatta kalmaya dair özel yeteneklerimiz var. O yetenekler yiyecek olmadığında, işte veya soğukta veya bilmem ne, hep B planı olarak hazırda. Yani benim genimde duruyor. Ben ancak belli bir zamanda ve belli bir süre yiyeceği hiç göndermezsem o gen kafayı çıkarıyor. Bir dakika ya ne oluyor diyor. Backup plana geçiyorum diyor. Ve backup plan zaten aslında... İşte bu eski bir hücre bunu ben yemek için kullanayım. Şu kastaki proteini alayım. Ölmüş kendime yemeye başlıyor. Kendime recycle yapayım aynen. Yani Göbekteki yağı alayım. Ha, şöyle yani aç kalınca çöplüğü karıştırmaya evet. başlıyor vücut ve çöplükteki vücuda yük olmuş ne varsa olmayan... onları temizliyor. Evet. İçeride çürümekte olan şeyleri yiyor. Evet. Hı -hı. Şimdi buna işte otofaji falan filan konuşuyoruz ama buradaki naziklik şu. Otofoji bu... kendi kendini yemek. Yapıyor. Evet. Bu normalde de hep oluyor ama işte bunun gündüz yiyerek ve gece yemeyerek olması lazım. Çünkü çünkü gene hayatta kalma gece uyku ilgili. Uykudayken yapılan şeylerden biri ne dedik? Fabrika ayarları. Biz uyurken ve oraya ne kadar aç gidersek bu dedeksiyon daha çok artıyor. O hücreleri daha kolay yani buluyor. Yani yatmadan o zaman uzun bir süre önce yemek yemeyi evet. bırakmak, iyi bir uyku uyumak. Şimdi ve... iki şey söyledim, iki şeyi de özetlediniz. Bak bunlar en çok uzatıcı. Evet bunlar. Evet. Dediğim gibi üç öğün brokoliyle hayat geçmiyor. Bir şeyler yapmak istiyoruz. İşte o bir şeyleri gündüz yapıp gece böyle yaptığında B planı yapmış oluyorsun. Bir de bu vücudun temizliği konuları şöyle. Kısa süreli açlıklarda falan hani böyle gündüz ara verdim falan fena değil onlar. Bir işlere yarıyor. Ama e, özellikle öğleden sonra bence erkekler için 3 falan uygundur. E, regle olan kadınlara ben öğleden sonra 5 başlasınlar diyorum. Ki o bence yetmiyor. O bile daha erkene gelebilir. O tam açlık yani işte böyle bir kurabiye yani aldım, üçte bir badem aldım değil. Son üçte yemeği yiyip makinenin Diş ağzını kapayacaksın ve sabaha kadar yiyebilirsin. Evet. Sabah kaçta yiyebilirsiniz? Kaç saat İstediğiniz gibi oranın hiç önemi yok. Orada atlama bir marifet sanılıyor. Ben ona İngilizce böyle tatlı şakalı olsun diye N, e, I ve E harflerini yazıyorum. Hani onu İngilizce okunca N-I-E diye okunuyor ya. Tatlı tatlı hani açık oluyorsanız bu öyle e, aralıkla açtıktır olmaz gece yemeyeceksin sen hani çünkü hmm. sabah atlıyorlar ya. Zaten öyle yaşıyorduk biz yani. O yüzden o bir değil. bunu bunu çok söyleniyor bu. Yani e, insanın fabrika ayarları, e, evrimin ilk aşaması ya da insanlığın ilk aşaması i̇şte gece ışık yok. Evet. Çok iyi bir şey beyin için. İşte gece yemek yenmiyor. Çok iyi bir şey vücut için, hücreler için. Ama o zaman ortalama ömürlü 20, şimdi 80. Evet. Zaten bravo. bir bir, <laughs> sırk diyen yaşam şekli falan bunları ben güzel güzel ektim zamanında bilgi olarak. E doğru şimdi dediğim, şu anda geldiğim yer işte bu longevit biraz o kafa. Çünkü buralara yatırım yapanlar ve buradaki menfaati arayanlar zaten işte şarabını teknesinde içmek istiyor, prosunu içmek istiyor. Canım o kadar da değil falan demek istiyor. Yani sağlık manyağından öte hayatta kalma arsızı bunlar birazcık. Hani greedy bir şey var burada, hedonist bir şey. O yüzden de konu e, hayatta öyle geçmeze geldiği için Yanlışları yapabilirsin. Ben bilgi olsun diye, halk bilgisi olsun diye işte ne zaman aç kalalım, ne zaman tok kalalım bunlar da bunu arada yapıyorlar. Şimdi onlar şunu bekliyorlar. Ne yapıyor? Yedi, içti, ne yapıyorsa yapıyor mesela. Gidiyor, kanını filtre ettiriyor mesela. Ben kendim de yaptırıyorum yazları. Ne yapıyorsunuz? Fatih Bey'in kanında dolaşan moleküller var değil mi? Biz şeker ürünü ölçtüğümüze göre her şey orada duruyor. Sitokin var, o var, bu var, antikorlar var. Bu yaşa kadar ne biriktirdiyseniz onun ufak ufak. Yani mesela hamile bakar, işte toksoplazma geçirmiş aa, antikorları görür zaten. Hepatit mepatit hepsi duruyor değil mi? Bir bilgi var orada. Hı. Bu bir tür diyaliz sisteminin özel versiyonu. Buradan kan makineye giriyor, buradan tekrar size giriyor. Onun içerisindeki o molekülleri filtre olarak çekip alıyorlar. Okay? Ve kanın içerisinde kan diliyor oluyor. Zaten diğer elemanlar kalmasını isteyenler daha rahat orada hareket edebiliyor. Ve yaşı mimik eden yani yaşı anlatan bütün o sinyal molekülleri, e, stokinler, antikorlar falan çıktığı için vücut o sırada e, inflamasyon sinyali olsa almıyor. Yani siz normalde sizin 30 yaşınızdaki Fatih'in kanı şurada olsa, şimdi iki kanı yan yana koysam, ölçsem, şimdi çok, çıkacak. şimdi çok kalabalık içerisinde. Orada daha sadeydi. Oraya döndürmüş oluyorlar. Tabii ki kalıcı değil. Bir sürü o sinyali veriyor size ama o sinyal bile yeterli. Zaten IV injeksiyonlarda, açlıklarda hep konumuz sinyal. Siz bir şey aldığınızda sonsuza kadar kalmıyor. O bir sinyal veriyor, o sinyal bir olayı başlatıyor. Biz o sinyali veremediğimiz için zaten e, yaşlanıyoruz yani sinyal vermek. Marifet. O yüzden bu adamlar işin kestirmesine gitmek için işte kan temizletebilir, genç kanı alabilir. Benim kendiminde kullandığı hani sizinki şeker hapını zaten herkes kullanabilir. Onu zaten artık açıklıyoruz. Şeker hapları. A, -a, 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 -a ayan beyan sıradan bir şey diye. Bu metforminler var ya klasik şeker hapları. Hani şimdi bu halk tipi. Sonra kendi yaptığımız söyleyeceğim. Şimdi Ozempic falan bir şeyler de çıkıyor. Yok, yani. o enjeksiyonlar o ayrı. Bu söylediğim diyabette kullanılan birinci aşama en basit şeker hapları herkese yazılıyor falan. Zaten bununla ilgili asıl şey FDA kandırma hikayeleri var. Yani ikna etme hikayeleri var. Şu anda geriye dönük olarak yaklaşık 30 küsür yıllık bir ilaç bu. Yani o kadar uzun zamandır kullanılıyor ki zaten piyasada yani yeni bir şey değil çok da ucuz. Bunlar geriye dönük o bütün datayı inceliyorlar. İşte New York'ta Neil Berzalay diye yine benim de şahsen tanıdığım ve çok sevdiğim bir hoca yapıyor. Diyor ki bu kadar datamız var. Dünyada 35 yıldır kullanılıyor. Bu insanlar diyabet için bu ilacı almışlar. Bir de bu insanlar bu ilacı almamışlar. Görülüyor ki diyabeti olmayıp da bu ilacı almayanlar diyabeti olduğu halde bu ilacı alanlarla kıyaslandığında ilacı alanların daha uzun yaşadıkları. Halbuki sen üzülürsün diyabetin var diye. Geçen gün bunu e, burada e, konuştuk e, diyabet konusunda. Ben bunu e, öne sürdüm. Dedim ki diyabeti olanlar eğer ilaçlarını alıp diyetlerine dikkat ediyorlarsa daha uzun yaşıyorlar dedim. Hoca dedi ki hayır öyle bir şey yok dedi. Evet. Söylüyorum. Herkes kendisini diyabet kabul etsin. Buradan kalkınca ben diyabetim kardeşim biz. Diyabet olduğun için de aman efendim işte hurma sağlıklı 5 tane birden yiyeyim. işte kilo almıyorum ekmek yiyeyim. böyle bir şey yok. Ne dedik? Nutrition anlamama, yiyeceği anlamama ve motorun hibritten bozulması. Sen ona onu verdikçe yani şekeri verdikçe zaten kötü motor yakıtına gidecek. Açlığın özür dilerim. Açlığın faydası da şeker ve yağdı ya. Aç olunca biz şeker yakmıyoruz ki yağı yakıyoruz. Bak açlık da yağ motoru çalıştırıyor. Peki yaşlıyken de yakıyor muyuz bunu? Yakmıyoruz. İşte onu değiştiriyoruz. Biyolojik ya... gençleşme dediğin yani şimdi şey bu, o. Bu, bu gençleştirme ona yarıyor mu mesela? Vücut evet. yeniden yağ yakmayı öğreniyor mu? Birinci hikaye... Bu gece açlığıyla ne kadar aç kalırsan Yani gece... Çünkü normalde... Siz i̇şte böyle dediniz mesela... 3 işte gün yemek yemem mesela her şeyi yakarım. Evet. Olur mu öyle? Ha. Zaten 3 gün onun maksimum sınırı. Sonra dönmeniz lazım hayata tekrar. 3 gün aç kalamadın Çünkü zaten. Çünkü... O, yani illa mesela... Şunu yapabilirsiniz. Ee, haftanın 3 günü öğlen kesebilirsiniz. Haftanın bir günü 24 saat yemeyebilirsiniz. Ayda bir kere 3 gün yapabilirsiniz. Ee, başka bir şey anlatacağım. Şeyi düşünmenizi istiyorum. Bu arada bunlar anlatacağım konu çok büyük fon aldı. Hibernasyon. Kış ürküsü kış, kış hayvanları. Ha, evet. Squirrel, sincaplar. 6 ay yatıyorlar orada. Yemiyor, su içmiyor, çıkıyor Ama ürüyor. Ya Evet ama yani yağını yakıyor. Yağı. Çıkıyor gencecik değil mi ayılar öyle. Ne yapıyorlar? Soğukta, derin uykuda, düşük metabolizmada kendi yağlarını yakıyorlar ve yağ yakarak Ama yani indiriyorlar falan. Evet. Kalp atışını biz de uykuda indiriyoruz falan filan. Buradan o yatak odası sıcaksa olmazla evet. bağlanır yani. Ve tekrardan rejenrop çıkıyorlar. Şimdi biz onu her gece yapıyoruz. Her gece hibernasyondur bizim yattığımız. Ne kadar kısa hibernasyon. Serin, evet kısa hibernasyon. Ne kadar erken, ne kadar karanlık, ne kadar serin, ne kadar aç o hibernasyondur. O anda normalde vücut zaten yağ yakıyor. Yani ben gece 100 kilo da olsam yağımı yakıyorum hayatta kalmak için. O işte yaşlandıkça sırf gece olan şeyi gündüz de yapabilmek için ya da daha iyi yapabilmek için önünü açıyorsun ve e, train ediyorsun vücudu. Sen ona onu verdiğin zaman işte o hayatta kalma hikayesiyle ha diyor... bir Şöyle bir örnek vereceğim. Yine izleyicilerin zekasına güvenerek yanlış anlaşılmamak da isterim. Bir anda çok zayıflar mesela bir genç kız. Regli kesilir değil mi? Hani biz bunu istemeyiz doktor olarak. Ki doğru. Fakat oradaki alt yazı şu. Yiyecek kıtlığı olduğuna göre üremeyi ertelemeliyim. Ben adolesanın öncesine dönüyorum. Mantığı anlıyor musunuz? Gayet yani. Bu bir tür gençlik oluyor aslında. Biz ha. onu ileride yapacağız. Şimdi bu onlara uygulansın diye demiyorum ama herkes diyabet gibi davranıyor. Ama burada yanlış bir mesaj vermeyelim işte. İşte onun için söyledim. Ama oradaki konu hayatta kalma çabası. Diyor ki üremem için şartlar uygun değil. Yani Yani vücut kendini tehlikede zannediyor tehlikede ve zannediyor. Üreme, ürememek için programlıyor. Doğru bir şey değil. Bu mesajı vermek lazım. Lütfen. Evet. Oradaki yeme sorunları bir problem ama mesela menopozdan sonra zaten hemen ben 40 yaş beline gider o. Spor salonundan çıkmayan arkadaşlarınızın simitleri vardır. Sağ sol sağ sol onlar gene durur. Simit zaten yani belde tutabileceğiniz bir yağ varsa o şu demek. Hibrit motorun çalışmıyor, Arda. yağ yakmıyor geçmiş olsun. Hiçbir şekilde yok edemezsin. Gece açlığını eklemezsin. Yani yağ yakmanın en iyi yöntemi gece açlığı. Gece açlığı insanlara gençliklerinde var olan yağ ee, yakma çift motora dönüyorlar. Çift motoru tekrar çalıştırmaya Yarıyor. Yarıyor. Bunun dışında yarayan bir şey de yok. Çok şey var işte dediğim ha, var. gibi AMPK, MTOR diye böyle konular var. Ay kongreler kongreler. İşte MTOR şöyle yaşlandırır, kanser de böyle olur. AMPK da böyle gençtir filan. Mesela ben kendim okuyorum işte kongrelere gidiyorum falan. Şunu bile başka yerde görmüyorum. O yüzden de anlatırken mutlu oluyorum ki anlatabildim diye. Diyor ki mesela AMPK yolu şöyle gençliktir, böyle gençliktir, şudur budur. Ya AMP ne? ATP var adenozin trifosfat. Üç tane fosfat. Fosfatta enerji var. ADP ne? Adenozin difosfat. İki tane fosfat. AMP adenozin monofosfat. Diyor ki sana ATP'n o kadar azaldı ki AMP oldu. Üçlü bire indi. Yani sen açsın. Yani AMPK yolu ortada ATP kalmadığının azalmasını anlatıyor. Yani aslında o da açlığı anlatıyor. Adından belli yani. Anlatabiliyor muyum? Ama böyle anlatmıyor şeyi. E, literatürler karışıyor insanların kafası. E, Benim de karışışım. Ee, eğer bir yerde okursanız diye söylüyorum hani karışık konuymuş gibi geliyor da aslında bak şurada vardı 3 ee, fosfat olacağına 2 iki, iki fosfata sonra 1 fosfata düşüyor. Pilin, pil şarjı bittiğine göre ha, diyor. Tek liraya düştü. düştü. Aynen şarjın bitti. Ha yedekler gelsin. Oradan eski hücreler gelsin. Buradan yağ yakalım falan diye bir hayatta kalma. işte sirkü yüngenleri var. Var da var yani. Peki sirkat ritim dediğiniz nedir? mesela? Okey. O da bu konuştuklarımızın aynısı. Var Hayatta kalmak ancak çok iyi doğayla uyumlu oldu. Yani doğayla o kadar iyi uyuyacaksın ki soğuğa dayanacaksın falan ya da göç edeceksin. Yoksa kalamazsın hayatta. Şimdi e, sirka diyen 24 saat demek. Başka diyenler de var da 24 saatlikten bahsedeyim. E Güneş doğuyor, ay geliyor, o oluyor, bu oluyor, mevsimler var. E, vücudun iç mekanizmasının ışıkla, karanlıkla, mevsimle bir ayarının olması gerekiyordu. Bu da nasıl oldu biliyor musunuz? Bana göre vücudaki en önemli organ göz. Göz de görmenin dışında sadece ışığın dalga boyunu algılayan bir, bir tür GPS sistemi var. Güneş geldi ya, karanlıkta da olsa ışık geldi. Gerçekten burası diyor ki şu açıdan geldiğine göre ben şu enlemdeyim, şu boylamdayım. Şu kuvvette geldiğine göre ya bulut var ya mevsim şöyle ve şu da olduğuna göre saat. Yani gözüme gelen ışık Beynin arkasında da suprakiyazmatik diye sadece bu iş için aynı Greenwich var ya Londra'da saat ayarı. Öyle bir kule var burada. Saniye buradaki informasyon buraya Işığa gidiyor. Işığa göre sizin dünyadaki yerinizi, konumunuzu, konumunuzu saat belirliyor. Bunu yaptığı anda bu merkez... Ayağımın ucundaki hücreye kadar püşt diye bilgi o bilgi gidiyor evet ve bütün vücut o saate göre ayarlıyor evet. kendini hatta bunun mesela biz şimdi bu ışıklar var diye kendimizi evet. tropik bir ortamı zannediyor olabiliriz aynen onu da bağlayayım o da o da ayrıca bir konu ben buna mal ilüminasyon diyor Yani deniyor yani yanık ışıklanma ışık. bu ayrı bir konu bütün torunları olanların çocukları olanların konusu yani aknelerin, sivincelerin, atenşim defisitlerin cep telefonu kül aldırır atenşim defisit Dikkat bozukluğu. Cep telefonu küle aldırır. Dedim Twitter yiyor muyuz onu? Oldu. Aldırır çünkü oradaki ışığın dalga boyunu beynin sabahın körü algıladığı için e, gece e, yemen çalışmıyor yani. İştahın açılıyor. Kortizol küle aldırır falan filan. E, şeyi anlatmak istiyorum şimdi bu GPS'i. Bu geldi. Buradaki merkez dedi ki sen işte İstanbul'dasın, şuradasın, buradasın ama ancak dışarıdaki ışık var. Ee, nasıl anlatayım? Mesela cep telefonu uydudan GPS alması için aslında birbirlerine göre bir zaman denk gelmesi lazım. Birbirinden geç kalmayacak. Birbirinden bir saniye önce olacak. Çünkü biz yol buluyoruz ya hani üst üste binmesi için. Yaşlılıkta da o GPS bozuluyor biliyor musunuz? Yani o bilgilenme bozuluyor. O bilgilenme bozulunca hücredeki hikayeler de bozuluyor. Ayrıca bu konu bizim Aziz Sancar'ın bile Nobel konusu. Onu da anlatayım. Şimdi buradaki merkez saati bildirdi. Her hücrenin tepesinde ilk saat yeni var. Hepsinin üstünde adı da clock yeni bir tanesinin. Hepsi a aa saat şuymuş, aa saat buymuş. Işık neyse. Gece 3'te açtım, cep telefonuna baktım. Aa sabah saat 8 falan diyor mesela. Ne dersen o. Hani beyin düşünceyi anlayamıyor ya iyiyle kötüyü, hayal mi kurdum falan. Işığı da anlayamıyor. Ne veriyorsan onu alıyor yani. Yani Lamba'nın ışığıyla güneşin ışığı arasındaki fark anlamıyor beyim. Yani şöyle, ona tabii yoğunluklar farklı ama gene de saati o zaman çözemiyor evet. ve sinyaller bozuluyor ve bu vücuttaki işlerin bir şeyi var. Ona da tutul istiyorum mesela. O zaman mesela akşam evi çok aydınlatmak iyi bir şey değil. Hayır, lambalar aşağıda olacak. Ben kırmızı ee, abojurlar alın. E, falan diyor Hatta Miranda Kerr hane yapın evinizi falan diye böyle. <gülüyor> Kendimce... <gülüyor> ben de Red Light District mi olacak bütün o evler O da öyle, değil. o da öyle. İşte hocam bu sizin takipçimi kırmızı evler gördük falan filan. Evet çünkü kırmızı mavinin opozite olduğu için kırmızı gözde o şeyi vermiyor ama o zaten yaratmıyor. Evet zaten ama yurt dışında bilgisayarlarda filtreler vardır, gözlükleri vardır, lensleri vardır falan filan. O zaman gece bilgisayar bilgisayarla çalışmak çok iyi bir şey. Hiç değil. Ekst ediyor. Gece telefonuna bakmak o ışık çok fena işte bu çocukların çok büyük bir derdi. Yani manipülasyonu gerçekten de sivilceden kiloya kadar her şey yani derdi. bu da gıdalar kadar Gıdadan, önemli. Gıdadan, Gıdadan bak. önemli. Açlık, uyku, karanlık. Yani karanlık ışıktan önemli. Açlık yemekten önemli. Tam böyle hibernasyona doğru. Şu şey de hani ya işte benim midem ne biliyor saatin kaç olduğunu konuları var ya. Biliyorlar. Çünkü bütün organların to do listleri var. Size ben bir kurabiyeyi sabah verirsem, şeker, insülin, pankreas sabah olduğunu biliyor ya ışığı da aldınız. Ona göre insülin salgılıyor, ona göre ayar yapıyor. Aynı kurabiyeyi gece veriyorum, siz insülin reziste oluyorsunuz çünkü gece o cevabı veremiyor. Değilmiyor. O beta hücrelerin de uyuması gereken bir zaman. Yani şunu Yani gibi... aslında ne yediğin kadar onu hangi saatte yediğin evet, önemli. Evet, tabağa değil şeye bakacaksın. O yüzden gene gece açlığı çalışıyor. O da onunla beraber. Hepsi aynı. Çünkü gece aç olman gerekiyor ki to-do listi yapmasın o organlar. İşte bağırsak, bağırsak, 24 saat bağırsak konuşuluyor. Ya bağırsaklarının 5 günde bir rejener olması için gece karanlık olması lazım. Yemek bile içeriye ışık sinyalidir bakterilerine. Onlar da karanlıkta kalacaklar. Herkes karanlıkta kalacak ve kök hücreler Bütün çıkacak. Sistem uyuyacak. Aynen. Yani kendi hücrelerinde, sen, senin vücudunda yani işler yapan şeylerin, bakterilerin hücreleri hepsi, hepsi geceliğini uyuyacak ve bu mümkün olduğunca da uzun olacak. Evet, ve yani aç olacak. Evet. Bizim melatoninimiz yani uykuya geçişimiz saat 9'da başlıyor, 11'de pik oluyor. Herkes bilir 11'de kanepede bir içi geçer. Kalkıp bitmez inadından sonra da cingöz gibi olur. O saatte orada olmanı anlatıyor sana aslında o. Yani o gelmiş olmasın. Peki bunun ideal saati kaçtır mesela? İşte 11. Daha erken daha yani iyi ama daha geç değil. Yani son yemek 3'te, uyumak da 11'de. Size uyar. 3'ten 11'e kadar 8 saatte bir şey yemeyeceksin. Evet. Hiçbir şey. Başka hayatta bir şey yapmanız gerekmiyor. Böylelikle... Bak, önemli bir gençlik kalma unsuru bu mesela. Eğer böyle uyku apnesi, sigara gibi oksijeni azaltan da bir şey yoksa... ...veya acayip bir stres gibi sizi kasan bir şey yoksa... ...şu iki tane şeyle herkesten uzun yaşamak mümkün. Dikkat edin zaten ya çok az yiyenler, ya çok yavaş yiyenler... Ya bu şekilde hani eski stil işte akşam 5'te keserdi babaannem falan. Böyledir bu konu yani. Onlar daha uzun yaşarlar ve daha genç kalırlar ve daha sağlıklı yaşanır. Biyolojik e, e, şey e, cevap öyle. Ve bu çok kolay. bakarak benim aslında geçen hafta ölmüş olmam gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda uzatmaları biriktiriyoruz, <laughs> biriktiriyoruz onu. Ama işte bunlar bizim ideallerimiz. Ne yapıyorlar e, işte bu insanlar? Ee, dediğim gibi o sinyalleri değiştiriyorlar. Ee, bir sürü böyle yüze yakın supplement kullanılıyor. Çünkü her hücreye yemek verene kadar sen onu for... yani fortifiye etmek yani. Güçlendirmek. Evet. Transhumanizm de deniyor. Yani insan olmak yetmez diyor yani. Ben 30 yaşıma da gelsem genç olarak nedir insanın kapasitesi ki ben daha turbo biyonik olayım. Tak 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 her şeyi ekstra olarak yüklemekte bir sakınca görmüyorlar. Ve research'ler de böyle yapılıyor. Mesela bir arkadaşım var. Araştırmalar. Evet. Ben özür dilerim. Özür dilerim. Ya yani ben de o kadar İngilizce bildiğimden değil. Sürekli kendi kafamın içinde yaşadığım için, Ve e, yabancı biriyle de konuşmadığım konuşur. için evet. Bir arkadaşım var Stanford'dan NASA ile çalışıyor. Şimdi bir ürün çıkaracak da nasıl yapalım diye onunla İtalya'da buluşacağız. Söylüyorum hmm. ne yaptığını. Astronotlar uzayda hızlı yaşlanıyorlar. Biliyorsunuz geliyor kemikler, memikler. Kemikler eriyor zaten en başta. Buna, NASA ile bunlar bir araya geliyor. Şuna bakıyorlar. Eğer insanlar çok hızlı yaşlanıyorsa, onlar küçük insan organikleri yapıyor. işte karaciğer, böbrek, minik. NASA'nın yer çekimsiz laboratuvarına gidiyor o. Orada onu hızlandırılmış, yaşlandırmış oluyorsun sen. Dolayısıyla hayvana falan bakıp, o kurtçuklara, insanla benzeştirmene gerek yok. Görüyorsun yaşlanmayı. O yaşlanmayı görerek, işte ilaç çalışmaları falan filan. Yani diyorsunuz ki vücudu fabrika ayarlarında tutmak e, önemli. Bu sirkadyen ritim dediğinizde sizin bu açıdan insanın Işık genetik ayarlı. yapısına, ışık ışık vasıtasıyla insanın genetik yapısına uygun bir e, yaşam, yaşam tarzı. şekli. Fakat bir yandan da şimdi çok yaşamak, hep gençleşmek, gençleşmek. E, bu Brian Johnson denen adam. Evet. E, bir teknoloji şirketi e, icat etti, yaptı. Bu şirketi 1 milyar dolara yakın bir paraya sattı ve o günden bu yana da kendini gençleşmeye adadı. Ve şimdi 50 küsur yaşında galiba. Kafayı bozdu açıkçası. Kafayı bozdu, kafayı çizdi ama bir yandan bunu ticarete çeviriyor, bir uyanık evet, tarafı da var, uyanıklığı var. Ee, bunun. Şimdi biyolojik 50 yaşlarında şu anda biyolojik yaşını 30'lara doğru e, çekme başarısını gösterdi. Ne yapıyor? Kendi oğlundan düzenli olarak kan alıyor. E, bu sizin söylediğinizin büyük bölümünü e, uyguluyor. Yediklerine çok dikkat ediyor. Zeytinyağı dışında yağ tüketmiyor. Kaçta bitiriyor yemeği biliyor musunuz? Gerçi sabaha karşı 3'te falan kalkıyor. 11'de bitiriyor. 11'de bitiriyor. Ama ne kadar o erken ne kadar erken. kalkıyor. Yani onun o, yaşam şeyi Ama bambaşka. o daha şey. Sabah 5'te kalkıp öğlen 1'de bitirsem daha mı iyi olur? Siz bana soruyorsanız. Evet. Saati böyle çevirdikçe daha iyi. Ama insan o doğaya aykırı değil mi? Yani insanın geçmişine aykırı değil mi? Değil. Genetik tarzına. Işığın en çok olduğu zamanda yemek var. Hı, hı. Hmm. E, bence Brian'ın in biraz indoor yaşadığı için sorunu var. Oraya e, odaklanmıyor. Evet, içeride yaşıyor. Evet, onun e, içeride yaşıyor. Doktorda gençliğinde zarar verdiğini düşünüyor. E, mi? Genç bir olan doktor da. O gelecek o. Cilde olmasa da e, ışık sinyalini gözden almalıyım konusunda gelecek. E, onun doktoruyla da... De... ...çok da havalı böyle genç tabi olan doktor var spor arabalarla falan geziyor. O böyle hasta görmüyor yani research'ları okuyor okuyor. Bunların önüne getiriyor. Zaten 29 kişilik daha başka bir ekip var. Dediğiniz gibi ticari olma yolunda gidiyor. Şimdi Brian'den bağlayarak şunu söyleyeceğim. Konumuz aslında şu yani Brian da bunu çok iyi biliyor. Longevitteki herkes de bunu çok iyi biliyor. Bütün bu bilimde bir, bir, bir zaman var. Öyle bir zaman ki o... ...yaşlanma hızıyla yaşlanmanın gençleşme hızının birbirinden farklı olacağı. Yani saat geçtiği halde ondan bir aşağıda kalacaksın, gün geçtiği halde. Bunun adı longevity escape velocity. Aynı uzaya giderken bir roket Yaşlanmaktan kaçış hızı. Gerçek günden kurtulmak için ulaşması gereken hız. Bu da longevity'den kurtulmak. Ve bütün scientific e, e, şey, bilimsel algoritmalar diyor ki bunun tarihi 2030'dur. Ve ben de o argümana dayanıyorum. Ne demek o 2030'dur? da bulunacak. Yani ha, 2030'da bulunacak bu. Şimdi bu şu demek. Burada bir sürü insanız. 2030'da kaç yaşınızda olacaksınız? Yaşarsam eğer 2030'da kaç sene var? 6 sene mi var? 6. 6 sene var. 66 yaşında olacağım. Okey ben de 60 olacağım. O günkü fiziksel haliniz neyse bir gün daha yaşlanmamanızın cevabı çıkacak. Yani 2031, 2032 yıllar gidecek. Siz öyle 66 orada duracaksınız. Ben de e, burada. O yüzden... O günü görürsek tabii. Evet. Işlemi. Ha, şimdi o günü görürsenin cevabı don't die. Ölme. O güne kadar ölme yeter. Çünkü bulunacak bunlar. O güne kadar ölmemek gibi bir görevim var. Bir, 2030'a kadar. İkincisi de 2030'a kadar bunları yaparak ne kadar biyolojik olarak iyi olursan orada kalacaksın ya. Daha ileri gitmeyeceksin. Orada park edeceğin yaşa kadar bari iyi ol. Dolayısıyla da aslında ee, Argüm olarak ben bu kitapta sadece önümüzdeki altı yıl kendinize dikkat edin. 6 yıl dayanın diyorsun. <laughs> Ondan sonra ver karaciğeri bir de şarabı. Şimdi ona geleceğim. Ondan sonra işte oturacağım ama spor Şimdi yapmayacağım. Kaslarım nerede? Öyle olacağız. Şimdi ona geleceğim. Şimdi bu işten yani deminden beri anlattığınız zaman bu işte yapın araştırmadan anladığım şu. Zenginler ölmemek istiyor. Evet. Çünkü şimdi ben ölsem ne olacak ki? Ne, geride bir şey kalmayacak. Yani hani bir süre bir yerden sonra yaşamak olan param bitti noktasına geliyor bizim gibilerde. Ama adamın var 10 milyar dolar hatta 100-200 milyar doları var. Olan ölürse çok şey kalacak geride ve o parayı yapınca kadar epey çalışmış. Şimdi tam yiyeceği zamanda. Ama bu bir yandan da yanlış bir şey değil mi? Şu açıdan. 200 sene yaşarsan bu sefer daha uzun süre çalışacaksın. Ve belki de dünyadaki adaletsizlik de artacak bir yandan da. Ya. O servetler daha uzun süre aynı elde kalacak. Çünkü çocuklar geliyor, genellikle o parayı dağıtıyorlar. Servet el değiştiriyor, bir, dünyaya bir adalet geliyor. Zenginleri daha uzun yaşatmak için mi bütün bu çaba? Zenginler daha fazla yiyip içsinler diye mi? Çünkü bir yandan da... Işte diyorsunuz ya işte öyle yapar. E şimdi öyle yaptığınız zaman da yaşamanın bir tadı yok. Yani sabahtan akşama işte 11'de yat, akşam içme, öğleden sonra yeme. Yemeyip içmeyeceksem niye yaşıyorum ki? O 2030'u bekliyor yayma zamanını. O zaman en iyi halde girmeye çalışıyor. O zamana kadar ölmeyeceğim, en iyi şekilde kalacağım. Ee, şimdi ben ona şey diyorum işte health elit, bio elit, güzel laflar kimse bio kullanmıyor. Elite. Bio elit yani. Adam bio elit ee, alıyor, onu adamların tutmuş parasını harcıyor falan filan. Ee, i̇şte benim bu Phuket'te arada gidip çalıştığım yerin haftalığı 100 bin lira. İşte helikopterle alınıyorsunuz. 100 bin lira. Pardon dolar Aa, gittik şeyler özel adada kalıyorsunuz villanız var falan şeyler gidiyor geliyor stemseller, nadlar bir sürü şeyler falan. kök kökücüler falan onlar falan neyse bu işin sonu yok yani dediğim gibi bir elitlik durumu para yüzünden öyle olacak fakat yeni jenerasyon bunu da seviyor öyle söyleyeyim daha gençler Şeyi biliyorsunuz ethereum'u Vitalik e, kurucusu en büyük longevity destekçisi biliyor musunuz? Kendi zaten bir şey de yediği yok, incecik bir şey ama hani öyle sağlık kovalıyor gibi de değil. Benim danışmanı olduğum bir sürü bu coinlerden bir şey yapanlar var. Servet yapanlar. Evet. Bunlar mesela işte bu longevity konusunu fonluyorlar. Dünyada bunlar biliniyor zaten kim oldukları. Onlar, mesela o paralar oraya akıyor. Çünkü orada da şey var ya. Peki bu fakirlere yarayacak mı bu iş? Yarayabilir çünkü e, işte yeni jenerasyonu o yüzden söyledim. Yeni jenerasyonda o paylaşma, yargılamama yani oradan çok ümitliyiz. Biz eski jenerasyon kalıyoruz ya. Şimdinin 20'lerini zannetmiyorum bunları kendi yani açacaklar e, bence e, zamanı gelince bu buluşları. Şu anda e, olay biraz şeyde. E, ayrıca e, yapay zekası işte bu kadar e, ne bileyim birbirini hakleme şeyleri falan var ya, e, dağılır bu bilgi. Bu söylediğiniz mesela, şey, aklıma geliyor mesela şimdi hala Süleyman Demirel e, hayatta, hala Ecevit hayatta falan. Belki iyi olurdu bilmiyoruz. E, siyasette de bütün sistemi değiştiriyor, ekonomide de bütün sistemi değiştiriyor. Bambaşka bir dünya anlatıyor bir yandan bu e, söylediğiniz şey, yap, e, genç kalmayı uzatma. Çünkü belli ki güçlüler ve zenginler uzun yaşayacaklar. Evet ama bize de düşecek, çünkü mesela şimdi bu o, giyilebilir sağlık teknolojileri var ya Apple oraya doğru gidiyor işte bu gözlükle, işte doktor oturuyor, 5G ile ameliyatını şeyden evet. yapabiliyor falan, işte bu e, bizim sinirlendiğimiz çocukların oyun oynamalarının parmakları o zaman işleyecek. Evet. Dolayısıyla o kadar büyüyecek ki o iş. Yani, Başka bir dünya evet, yani. yani çocuğun genetiği önden hesaplanacak, hastalığı düzeltilecek yani bu kadar büyüklükte mutlaka bize de bir şeyler Düşer. düşecek. Buradaki konu şu anda düşememesi, işte o 150 bin dolarları verip onun kanını bilmem falan yaptırması daha olaylar oralara gelmedi. Yani bir maksimum 10 ya, ama 6 dünyayı, sene. bu kadar insan mı yaşayacak diye? Şimdi doğum hızını düşürmeden bu ölümsüzlüğü getirdiğin, ölümü geciktirme getirdiğin zanda dünyada 10 milyar insan olacak bu Ama doğum hızı düşüyor. Doğum hızı düşüyor. Şöyle olacak siz düşünün. Kendi kızınız ya da torununuz ne zaman olur bilmiyorum. Şu anda normal hamilelikle random bir gen çıkacak ya oraya. Size dense ki bak buradan oraya bütün paneli tarıyorum. Bu çocuğun matematik zekası mı olsun, boyu nasıl olsun, karakteri nasıl olsun. Ben bunu hani önce hastalıkları eliyorum diye başlayacaklar. Sonra başka bir versiyon İnsan çıkacak. İnsan dönüşecek sonra. İşte sentetik rahimler var şimdi Almanya'da. Orada büyüyor çocuklar, siz çıkartmıyorsunuz yani. Dolayısıyla. Abi ben böyle bir dünya istemiyorum. Okey. Dolayısıyla. Aa, ebe... çok fena. Sizin bu. Ebeveynler, ebeveynler daha planlı çocuk yapacaklar. Peki şimdi mesela bu organ yetiştirimi, organ çiftliklerinden falan bahsediyor. Bunlar da bu Lonjebitin işi mi yoksa obam başkenti mi? Olanı söyleyeyim. E, i̇ki tane olanını söyleyeyim e, mevcut. Birine Kaymera deniyor. Kaymera e, nasıl anlayayım? Mesela sizin e, size bir yedek karaciğer yapmak istiyorlar. E, ne yapıyorlar? Domuzun karnında bebeği var. O bebeğinde bir karaciğeri var. O karaciğerin e, domuza ait hücrelerini yıkadıklarında kalan karaciğere scaffold, kalıp diyorlar. Sizin hücreleri oraya bastıkları zaman e, sizin kök hücreleri size ait doku orada çıkıyor. O Müslümanlar ve Yahudiler ne yapacak? Domuz olmaz, başka bir hayvan olur bilmiyorum. Yani bu böyle. Yine başka Gene San Francisco'da bu işin cenneti yani bütün akıllar Amerika'da oraya toplanmış. San Francisco'da başka bir şirket yine sizden hücreyi alıyor. Sizin organlarınızın benzerlerini yapıyor. İşte gerekiyorsa işte akciğerden biraz neyse ne yani bunları sentetik olmasına gerek yok. Yani biyolojik olarak hı hı. replike edebiliyorlar zaten. Nerede içtiriyor onu? Bunlar özel sistemler kendi şeyleri vardır. Mesela, mesela ben sabah akşam içeceğim karaciğer ya boşver nasıl yediği var deyip İleride öyle olacak ama mesela şu anda ne var? Gerçek insan karaciğerini yapıp ya biz hayvanda deneyeceğimizde gerçek insanda deneyelim deyip ilaç araştırmaları için bunlar var zaten. Bunların insana geçme hikayeleri He. daha olmak. Yani o karaciğer üretiyor mu onun üstüne de ilaç deniyor. Evet yani ama daha oralara etmiyor. gelmedi. Ama şu anda fantazi gibi olan her şey e, nasıl yaptın Neuralink'i? Tık koydu yani kim uğraşacak artık dili öğrenmekle falan değil mi? İleride öyle şeyler olacak. Tabii şey daha örneğin derken... konu yapmıyor ama bir gün onda yapacaklar Evet ama düşünün buradaki elektrik sinyali bluetooth'la kesik belden sinir kesisinden aşağıya gidiyor ve yürüyebiliyor. Yani aslında neredeyse şeyi hatırlıyor musunuz siz? Bence bu işleri en iyi anlatan film odur. Aynen. Ethereum, Ethereum, Ethereum filmin adı. Eterum hatta şey, Jodie Foster vardır. Dünya insancıklar çalışıyorlar falan filan. Bir de yukarılak yuvarlak kocaman bir uydu e, kent var. Orası süper yeşil, muhteşem bir yer. Herkes çok sağlıklı, herkes böyle elit ötesi falan. Orada medbetler var, medical bed diye. Böyle bir yatak düşünün, üstünde şeyi olan. Hatta bir medbetle Trump'ın fotoğrafı vardır. O medbetin içine girdiğinizde elektromanyetik alan, ışık ala sinyali ve vibrasyonla bütün şeyi tarayıp. Gerekirse genin gidse manipüla yapıyor. Neyse filmin fantazisi Neyin varsa iyileşip çıkıyorsun. Onun gençleşeni yani de olabilir. bilim kurgu aslında geleceği bir anında gösteriyor. Evet. Pek çok alanda olduğu gibi evet. sağlık alanında da. Evet. Peki ben biraz daha bilim kurgudan çıkıp evet. e, hakiki bilime dönmek istiyorum. E, bir yandan da bu soğukla ilgili şimdi bir takipçiler evet. var. Şimdi az önce bahsettiniz o vücutları dondurma. Bu uzun süredir yapılıyor. Hatta dondurulan vücutların bazılarının çöp olduğu... O sistemlerin bozulduğu ve donanların çöpe atıldığı ve daha ailelerin buna haber, haberi bile olmadığı var. Bir takım salaklar kendini donduruyorlar. İleride tedaviler bulunca oradan çözülecek de iyileşecek falan filan diye. Benim dip frizdeki etten ne kadar inek yapma ihtimali varsa bana sorarsınız. Bugünün teknolojisiyle evet. o da o kadar şimdilik ama belki ileride olur. Ama başka bir şey var şimdi kriyojenik. ...metotlarla sağlık kazanma diye bir şey var. Evet, soğuğa, soğuğa girme Eksi 40 dereceye giriyorlar, eksi 20 dereceye giriyorlar. Evet. İşte bunu en basiti evinde e şeye, küveti Kabinler buz yabancı, doldurup evet, girenler evet. var. Bunun faydası var evet. mı? Bu hücrede neye yarıyor? Okay. Şöyle anlatayım, yine bu da başka bir yerde pek okunamayacak bir bilgi. Hibrit motorların enerji hattından bahsettik. Bir zincir dedik. Hı -hı. Zincir adı da elektron, transport zinciriydi. Elma zinciri değil, armut zinciri değil, karbonhidrat zinciri değil, elektron. Normalde aslında biz hidrojenli arabalar gibi çalışıyoruz. Hidrojenli arabalar nasıl çalıştığını biliyor musunuz? Öyle Hep çalışıyoruz. Hidrojeni belli membranlardan geçirerek orada bir elektrik üretiyorlar. Aynısı. Ve elektrik Aynısı. De Aynısı. Ne yersek yiyelim, ister sağlıklı ister sağlıksız... onun içerisindeki hidrojenler alınıyor. O hidrojenler bu elektron hattına gittiklerinde... hidrojenin bir protonu, bir elektronu var ya... Proton, elektron koparılıyor, membranın bir tarafına gidiyor. Elektronsuz hidrojenler artı yük olarak geçirgen olmayan zarda ve pil gibi oluyor orası. Ve en sonunda tek bir yerden e, yoğunluğa göre geçişe izin var. Orada da bir ATP rotoru var. Aynı hidroelektrik santrali gibi. Onlar geçerlerken dengeyi eşitlemek için zız zız zız, zız dönüyor, üç bir bir ATP'miz oluyor. Aslında tam olarak hidrojenden üretiyoruz. O zaman niye yemek yiyoruz? Hidrojen yiyelim. Evet. Aynen. Şöyle zaten konu. <laughs> konu şöyle. Biz hidrojen... Yani aslında hangi hidrojen daha kolay koparılır? Sağlıklı, sağlıksız kafası işte. Yani iyi yiyeceklerden daha kolay hidrojen koparıyoruz. Şimdi... Yani mesele hidrojeni koparmak mı yiyeceklerdi? Hayır. Aslında mesele hidrojeni... Şimdi... E, suyun içinde hidrojen olmayacak. O zaman sırf su yesek. Yok. <laughs> yok. Ee, bağların... Hidrojen bağlarının farklı e, şeyleri var. Mesela bu NAT falan konuşuyoruz ya. O ne? Okay, aranızda konuşuyorsunuz. <laughs> <adını yapalım> ya. <laughs> tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yiyeceklerdeki karbonların içerisindeki hidrojeni alıyoruz. Karbonların içerisindeki hidrojeni ayrıştırırken ayır, elektronlar ve protonlar iki tarafa ayrılıyor. Elektron transport zinciri. Soğuğa şöyle bağlayacağım. Şimdi bu zincirde elektronlar beş tane istasyon var. Birinci, ikinci, üçüncü böyle aşağı doğru akıyor. Bu elektronların indirgenmesi diyoruz. Kavuştuğu şey oksijen. Oksijen bize bu elektronlarla beraber birleşirken o yanmayı, yanmayı yapıyor. yapıyor. Okey. En basit yanma. Evet, aynen en basit yani yanma. Yanma demek e, oksijenle birleşmek demek. Evet. Şimdi bu elektronların gittiği yol, o elektron transport zinciri aslında bir bir uzunluğa sahip. Fakat yaşlanmış hücrede daha da uzuyor. Yaşlanmış hücrenin elektron transport zinciri genişlemiş oluyor. Biraz böyle gevşemiş, Sünüyor. O, sünüyor. Soğuk şirink ettiriyor onu. Nasıl şişmiş Çektiriyor. yerimizde, <laughs> evet şişmiş yerimize koyarız böyle bir şeyi de... orada da inflamasyon azaldığını görürüz ya... mikro düzeyde en derinde, 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 derinde... elektron transport zincirinin... uzunluğu kısalıyor. Bunu, bunu soğuk mu yapıyor? Bunu soğuk yapıyor. O zaman da bak gene biyolojinin bittiği yere geliyoruz. O elektronlar aslında dümdüz akmıyorlar elektrik gibi. Elektronlar... hani ona da spooky, tuhaf yaratıklar ya... bir şeyin üstünden içinden geçebilir falan elektronlar kuantum tünelleme yapabilirler. Ve o zincirin üzerinde soğuk olduğunda ve mesafeler yaklaştığında fışt diye tünelleyerek gidiyorlar. Yani elektron tünelleme ile biz aslında enerji yapıyoruz, daha iyi enerji. Eğer uzarsa o yol aralardan kaçıyor, serbest radikal diyorsunuz. Zincir teorisine geldik bir de. Aynen. Düşünce ve şey de öyledir. Yani beynin çalışması, mikrotübüller, onların titreşmesi hep aynı hikaye. Neyse demek istediğim soğuk ne yapıyor? İnflamasyon iyi geliyor. İşte aging, aging. Bunun cevabı Enerji üretim hattı olan elektron transport zincirinde elektron akışını hızlandırıyor. Peki, Tıpkı şişmiş bir yerine buz koyarak orayı küçültmen gerekiyor. Bu geçiyor. enflamasyon lafına ben son derece gıcık oluyorum. Ben de her şeyin altından her çıkıyor anlatamıyorlar. Ben, bir ben anlatırım ama ayrı Ben konu. bir gün doktora gittim. Ee, Serdar Savaş. Bana bir muayene falan filan yapıyor. Ben de böyle çok övünmek, Siz bir bana gelmediniz ya. E, övünmek için dedim ki... En e, iyi sonu sakladınız. <laughs> <laughs> e, yok ben sonra uzun yaşamaktan vazgeçtim. Çok sıkıcı olduğuna karar verdim. O yüzden e, artık gidiyorum doktora falan. E, şöyle. Yani. Dedim ki hani övüneceğim ya çok sağlıklı falan dedi ki ya benim elim kesilir. Daha olan ne zaman kesilir de hatırlamam bile tak diye iyileşir. Serdar bu iyi bir şey değil dedi. Niye dedim? Dedi ki demek ki dedi vücutta yüksek inflamasyon var. Dedi ki o ne demek dedim. Ters bir mantık o. Ee, dedi ki yüksek enflamasyon varsa vücut her zaman alarmdadır. Bu gibi şeylere çok hızlı tepki gösterir. Doğru ama bu vücudun aslında kendi kendini de yıpratmasına sebep olur dedi. Enflamasyon nedir? Hep enflamasyondan bahsediyor. Okay. Öyle, öyle... Niye yaşlandırıyor insanları? Şimdi. Böyle yaptınız korktum. İnflamasyon vardı. nereden girsem diye düşünüyorum. Hocanızım ben dedim içimden. Şimdi enerji üretilen hatta elektronları dedik enerji yakalıyoruz dedik. O elektronlar kaçarsa ve indirgenemezse sağa sola değil mi? Ee, elektron dengesizliği olursa ne oluyordu? Free radical diyorduk ona. Serbest radikal ders. Evet, serbest radikal diyorduk. Bu serbest radikalleri tamponlayabiliriz. Gençken daha çok tamponluyoruz. Ama kötü yaşama, o bu falan, beslenme, stres, uykusuzluk bunların sayıları artmaya başlıyor. Ve bunlar e, e, radikal oldukları için kendilerine çift diğer elektronu arıyorlar. Ve diğer elektron aradıkları yerlerin başında da işte hücrelerin membranı oluyor. Şimdi inflamasyon şu demek. Vücuttaki o sistemin temiz enerji üretemeyip enerji artığının çok olması durumu bir sinyal. Bu bir inflamasyon sinyali, basit bir sinyal. Vücut onu dengeleyebilir, aşağı çekebilir. Fakat onu dengeleyemeyeceği kadar varsa ve sürekli olarak e, enerji üretim hattında veya işte o hattın içinde bir böyle bir rahatsızlık varsa o artık etrafa sinyal olarak dolanmaya başlıyor. Yani burada bir hata var düzeltemiyorum. İyileşmeyen yaradır inflamasyon. Şimdi Kroniği zaten işte kestin, iyileşti, romatizma falan filan onlar ayrı. Romatizma da bir tür inflamasyon değil mi? Tabii hepsi inflamasyon. Şimdi ben hücredeki mikro hikayeye dönerek soracağım. Eğer enerji üretim hattı yeterli değilse hücre aslında kendini apoptozla yok ediyor. Diyor ki şey gibi karıncalar gibi. Hücre söylüyor. kendini iyileştiremeyeceğini anladığı anda kendini yok mu ediyor? Evet. Buna işte harakiri, gönüllü intihar, mitokondri edebilir, hücre de edebilir. Diyor ki ben buradan iyi ATP üretseydim bu kadar artık çıkmazdı. Daha iyi yakıt yakardım uzadım ya da işte iyi çalışmıyorum, sızdırıyorum o membran dedik ya, membranı sızdırmaması lazım. E, kendimi yok etmem lazım, yerine yenisini gelmesi lazım. Bu gençlikte oluyor ya. Zaman içerisinde artık bunu backuplayamadığı için... Aslında... Yedekleyemediği implant... için. Ye, yenili... Vallahi o kadar evet. İngilizceden değil. Yenileyemediği için... buna da senesens deniyor. Türkçesi Put zombi. Ha, zombi. Hı. Aslında bu o kadar şey ki böyle göz yaş gözüm yaşarıyor bunu okuyunca. Diyor ki, ben işte gençken yenilenirim, bu vücut için iyi çalışırım, Ayşegül'e en iyi performansı veririm, kötü yemeği de düzeltirim. Ay orta yaştayken ufak tefek teklerim, daha zor yenilerim ama gene de uğraşırım. Minik bir inflamasyonum olur ama gene de çözerim falan. Belli bir yaştan sonra artık hücrenin kendini yenileyebilitesinin bir limiti oluyor. Çünkü uzun yaşamakla... E Yaşlı kalmak bir bartır. Sen uzun yaşayacaksan seni sürekli yenil bizim normal doğamız. Seni sürekli yenileyemem çünkü her hücre yenilenmesi senin için bir risk oluşturuyor. Ne olabilir? O dedik ya apoptozda hücreler gidecek. E beynindeki hücreleri azalta azalta beyinsiz kalırsınız. Beynin atrofiye olur. Beynini çok yok etmemem lazım. E işte vücuttaki o yok et yenisini getir, yok et yenisini E kök hücren azaldı, sen yaşlandın. Ya kanser olursa? Yani uzun yaşamak için diyor ki ya sen bu iş yapmayan hücreyle kal. Bak bu yaşlı bir hücre. Doğru düzgün işini yapamıyor. Tekliğe tekliğe gidiyor. Ama bunu yok edersek yeri boş kalır veya bunu yenilemeye çalışırsak da kansere döner. Yani burada bir pazarlık var vücutta uzun kalmakla ilgili. İşte bunlara senesens hücreler diyorlar. Bunları yok etmek için de senolitikler diye ayrı bir başlık var ama hepsi böyle gereksiz highlight edilmiş. Aslında bütün resim birliktedir. Altı çizilmiş. A altı çizilmiş. Şimdi işte vücutta ne kadar çok ölebilecekken ölmemiş. Tekleye tekleye takılmış. Yaşlanmada öyle. İşte bunların hepsinin toplamı ee, senin vücudundaki genel en alttaki inflamasyon Söyle. veriyor. Asıl inflamasyon budur. Hani Peki öyle bu anlatılmaz. kanı süzüyorlar dediniz. Orada bunları da temizliyorlar mı? Çok güzel soru. Şahane işte böyle sorular istiyor. Benim evet, soru sormak. Evet bak, şahane soru. Bunu bağlayacağım. Bir cümle öbür tarafa e, ekleyeyim. Yaşlılık başka bir ifadeyle zombicilere fit olmaktır. Hayatta kalman için tekliyorlar ama ne yapalım? ne yapalım? Elimizde bu var diyor yani. İyi ki kör topa idare edeceğiz. Kör topa idare edeceğiz. Bu hücreleri yok etmeye çalışılır mı? E yok olursa ne olacak ya? O boşluğu kim dolduracak? Yenisi lazım falan. Yani oradan çözülmüyor. Çok güzel bir şey. Bu hücrelerin bir derdi var. Hadi yaşlı ve iş yapmıyorsun takıl öyle değil mi? Bunlar yanındakini de bozuyor. Ona da bu senesensle ilgili proteinler deniyor. Bu yaşlı ve tekliyor ya yanındakini de dürtüyor, yanındakini de dürtüyor. Yani yaşlılık bulaşıcıdır. Demek ki gençlere gezeceğiz. O da ayrıca hücrelerdeki de yaşlılık. Yücre, yaşlılık bulaşıcıdır. Ona bulaşıyor, buna bulaşıyor. Bunlar hep beraber ortalığa yaşlılığı anlatan sinyaller veriyorlar. Aynen kan değiştirmede o sinyaller gidince ortalıktaki yaşlanma pik. Zaten nereden başladık? Kaç sene önce? Cerrahın birinin canı sıkıldı. Genç fareyle yaşlı farenin karnından kanlarını birbirine bağladı. Yaşlı fare tüyleri koyulaştı. Genç fare yaşlandı. Oradan başladı parabiyosis denen şey. Vampirlere kadar gider. Ee, i̇şte bu İngiliz kraliyet ailesi ne yapıyor ya kadar soru sorulur yani. Kan yani o zaman şimdi herkes genç kanı peşine düşecek. Eyvah eyvah eyvah. Onu, mimik be, onu benzerini yapıyorlar işte. Onu ederek, filtre ederek, oradaki sinyalleri yakalayacak şeyler yaparak işte mesela işte bu şeylerin bizim Almanya'daki aşıyla uğraşan ekip Şahinler. Evet. Diyecek ki mesela Emre Git şu e, senesens olmuş zombi hücre var ya, onun şu proteini yakala bunu öldür. Tık 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 temizlik. Bunlar daha... Böylelikle onların yaşlılığı diğer hücreye bulaştırması engelleyecek. Evet ama daha bunları olmuyor. Peki olmadı. mRNA ile ilgili tartışmalar var. mRNA kanser yapıyor, kalp krizi yapıyor, onu yapıyor, bunu Bu yapıyor. Aşıyla diye. ilgili tartışma. Benim bahsettiğim başka konular... Ama aşıda onu yapan diğer tatenler de yapmaz. Değil. Ya, Yapıyorsa, ben yaptığı sanırım ama... Aşıda mRNA'ya virüsün proteini yap reçetesi verildi. O reçete başka. Biz diyoruz ki kas protein reçetesi zaten bende olan şey. İşte ya da neyse yaşlı hücreyi bul reçetesi. Yani bu mRNA'nın gençleşme teknolojilerinde dışarıdan bir şey yok. İçeridekini dürtme gibi bir şey var burada o ayrı. Ama işte CRISPR-Cas diye bir teknoloji var. Editliyor, işte şeyi geni bozuk kısmı çıkarıyor, yenisini koyuyor. Oynuyorlar yani e, bunlar. Evet sonunda evimizin dört gözü, sekiz bacağı, e, Mümkün. iki poposu i̇ki falan. İki tane gözü yani şurada olsa olmaz mı? Fena olmaz mı? Arkamızı görürüz yani. İki, iki, i̇ki göz olsa şurada. Mesela. Ama nerede olacağı bile olmaz. Kı kıçımızda da olabilir. Olabilir yani. Her şey olabilir. Yani e, bence pek oynamamak lazım. E, çünkü doğa kendi dengesi içerisinde her şeyi bir şekilde... E, yani milyarlarca yıllık bir evrimin içerisine parmağımızı sokmak kısıtlı bilgimizde hoşuma gitmiyor. Ama çünkü. işte şu anda ama bilim böyle bir şey diyorsun. Evet, bilim böyle bir şey. Bilim en doğal en iyi insan olma halini bile yetersiz bulup e çıktı ya gözlük görüyorsun, tarayabiliyorsun evet. falan. Uzağı mesela kedi gece görüyor biz göremiyoruz falan. Yani mesele hep senin daha üst modeline upgrade olmana, üst modele geçmene yönelik bir şey. Ben de şöyle bakıyorum. Ya yani bunlar zaten olacaklar yani. Yarışta yerini aldığın almadı. Eğer teknoloji benim 55 yaşımdaki Beynimi 20 yaşımdaki, 25 yaşımdaki daha hızlı reaksiyon veren, daha hızlı kavrayan beyin yapıyorsa niye almayayım? Eğer ben e, tam kahve içtim, onu yaptım, bunu yaptım. Ama işte iki vitaminimi birkaç e, özel şeyi ya, ya, yapmayarak e, benim için bu kadar entropiye direnen hücrelerimin hani zombileşmesine ni, niye izin vereyim? Ben onlara yardım edeyim. Yani ben bunu şöyle <laughs> argümanlaştırıyorum. Siz sağlıksızsanız, mesela sağlıksızlık yapıyorsunuz diyelim. Sizi suçlamak, tutuklamak lazım. Yani kendine şiddet uyguluyorsun ya, hı hı. İşte sigara içiyorsun, sigara sağlığa zararlı, uyumuyorsun. Yine ortaya konuşuyorum, sağlıksız yiyorsun, işte falan filan ilacını almıyorsun. Ne yapıyorsun? Fatih Altaylı kişisine şiddet uyguluyorsun, onun sağlığını riske atıyorsun. Ben doktor olarak yapmasam beni suçlarsınız değil mi? Ben sizi şikayet edebilmek hmm. istiyorum. Kendine öz şiddet uyguluyor Aa, diye. Enteresanmış. E. Bir bu eksikti şimdi. Evet. Böyle. Hükümetin, böyle... Akl iktidarın aklına şey düşürdünüz, <laughs> karpuz kabuğu düşürdünüz. Şimdi benimkinde evet. de mahkemeye çağırırlar evet. yarın öbür Çünkü <laughs> sizin kendine öz ettiğiniz zincirleme olarak işte toplum, ülke, ekonomi böyle olay büyüyor yani. Peki, şimdi bütün bunlar iyi hoş da bir gazeteci abimiz vardı, Ertuğrul Akbay. Hmm. Bunlara Ertuğrul kafayı takmıştı Ertuğrul abi ve hayatının son yıllarında... Sürekli olarak sağlıklı beslenme, sağlıklı Anıyorum. uyuma, işte bu dediklerinizin hemen hemen hepsini yaptınız. 70'lerde miydi? Gayet de fitti. Spor salonunda falan ee, görüyordum. Işte 80 Geçti. olmuştu galiba. Evet. 78-79 yaşındaydı. Bir gün bir emekte karşılaştık. Ee, dedi ki, hadi karnıma bir yumruk attı. Abi niye atayım, dedirdik mi? Dedim ee, dedi ki, işte kaslarım dedi, 20 yaş kasları aktar. vücut Vücut falan, yani sıklıkla böyle pozlar falan filan da veriyordu. Şimdi bir sohbet ediyoruz bir gün yine böyle. Dedi ki en büyük üzüntüm ne biliyor musun Fahit dedi. Ne abi dedim. Dedi ki siz hepiniz öleceksiniz. Ve ben dedi 150 yaşında yaşayacağım. Tek sıkıntım hayatta eski dostlarımdan uzak kalmak olacak dedi. Keşke siz de benim gibi yapsanız dedi. Bu konuşmamızdan bir sene sonra öldü. Ee, yani, vizyonu doğruydu. Zamanlaması yanlıştı. Yani eksikti, erkendi öyle söyleyeyim. Bu konuşmayı şimdi biz yapabiliriz. O zaman ne bu gençleştirme, yamanaka faktörleri, böyle şeyler yoktu yani. O sadece birey olarak yapabileceklerini yaptı. Spor, sağlıklı, şu anda bizim de yapmamız gerekenler. Ama zaten şu anda bizim de yapmamız gerekenler 6-10 senelik karbon beden ölür. Mutlaka bu karbon bedenin ekstralanması lazım. Yani ekstra bir cildimiz mi olur? Ekstra karaciğerimiz mi olur? En sonunda yani insan dışarıdamış yedek parçalarla mı özeç ömür? Evet. Ha. Evet. İşin özü bu ya. Yani. Evet, işin özü. En sonunda da bence onun da HBO'da Upload diye bir filmi var. E, cloud'a yükleneceğiz biz. O dijital dijital ölümsüzlüğe ben deniliyor. Evet. O, o ölecek, Sonumuz o dijital olacak. ölümsüzlük. 6-10 sene. en azından dünya kaynakları evet. fazla 6-10 sene sonra e, askıda bekleyebileceğiz. 2045'ler gibi e, yaşlanmayı geri çevirmek de geri gelecek aslında. O kanserler, manserler onlar bitecek. Yani aslında hastalık bir tane olacak. Yaşlılık hastalığı. Ya yani kimse ona yakalanmayacak. Şey... Hayır ona yakalanmamaya tamam, çalışacak. Evet. Ölme diye bir şey şöyle var. Hastalanmakla ilgili değil. Yani toptan bir vücut. Mesela bazı hayvanlar var acayip uzun yaşıyorlar ya da ömürlerinin sonuna kadar üreyebiliyorlar. Yani gençliğinde neyse sonuna kadar genç kalarak ölüyor. Abi de bazı bazı hayvanlar değil canlılar var. Böyle hayvanlar da var mesela. Kurbağa var, donuyor, bütün vücut fonksiyonu e, evet, gidiyor, askı... sonra tekrar canlanıyor. Veyahut işte bazı bitkiler var, özellikle çöllerde yaşayan bitkiler var. Çölde 20 sene yağmur yağmıyor, bitki kuruyor, sanıyorsun ki o bitki öldü. Sonra üstüne bir damlası düşünce top tekrardan canlanıyor. E, o az e, canlanıyor. önce şeyde, e, regle örneğinde verdiğim gibi bir şey. Yani askıya alıyor, yani şartlar alıyor. uygun değilse Oluncaya kadar yaşamına askıya alıyor. Evet, öyle olanı da var gene bu e, kış uykusuna yatanlar gibi. E, hiç yaşlanmaya mesela... Bu yaşlanmama konularının kraliçesi faremiz var. Beyaz, tüysüz fareler. Böyle hep konuşulur. Hiç e, yer altından çıkmıyor. 40 küsür sene yaşıyorlar. Ve bu adamlar kanser olmuyorlar. Şimdi oluyor, Şimdi evet ben biliyorum da bu da bilimsel olmadığı için. <laughs> Şöyle sürekli olarak e, yerin altında e, olduklarında bir kere ışık sinyali sabit, o değişmiyor. İkincisi de mağaraya Sürekli böyle bir sürtünme darbesi alıyorlar ya. Sanki hani buradan masaj da hayatta iyidir falan filan ama onun gene bir dışken, dış etken olarak bunların... Küçük travmalar. Şeyini düzelttiğini düşünüyorum. Zaten bak şey de aynıdır. Açlık, soğuk bu masaj küçük travmadır. Ona ne deniyor? Hormon sistemi deniyor. Sen böyle ufak bir sinyal veriyorsun. Hop yapıyor Kendine vücut, tekrardan oluyor. B planlarını çıkarıyor, dur bir bakayım ne yapayım, dur bir bakayım ne yapayım diye. Dolayısıyla hani soğuk, sauna, yani soğuk sinyali, sıcak sinyali, açlık sinyali. Yani bunların hepsi şey, hayatta kalma yani hayat düğmeleri. Tık, evet. tık, tık, Evet, zorlaştırırsan B planlarını sokuyor. İşte bizim hayat ne? Işık hep Hayatın aynı. Hayatın fazla kolay olması aslında biraz evet. yaşlıdır. Evet, yaymak aynı, hareket yok, deparatmak yok, o yok, bu yok, açlık yok. Yani vücut için şöyle zaten zaten işte o iki tane yiyecek sinyali var. Açlık varsa eski malzemeyi kullanayım. Açlık yoksa hani her gün bir tane badem yiyorum mesela böyle. Yani hiç aç değilim. O zaman ne diyor biliyor musun? E bu bollukta ben çoğalayım. Var. O de fakirler çoğalır, Zenginler çoğalmaz. Bol, bol, evet orada öyle bir çoğalma. <laughs> orada öyle bir şey Aynen. var. Zenginler de işte şey. Hücresel <laughs> çoğalıyor demek ki. Peki Ayşegül Hanım teşekkür ediyoruz. Benim anladığım şudur. Bunların hiçbirini yapmıyorsanız bile Erken uyuyun, karanlıkta uyuyun, ee, öğlen yemeğini mümkün olduğunca geç, saat 3-4 gibi en geç yiyin ve sonra da sabah uyanacak bir şey yemeyin. Ee, en azın haftada 2-3 gün. Bu başlangıç olarak ömrü uzatmak veyahut da yaşlılığı ertelemek açısından e, kıymetli bir iş. Ee, gıdalarınıza mümkün olduğunca dikkat edin. Ee, Check-up'larınıza gidin. En şeker şey. niye kötü mesela? onu Dedik ya, e, hibrit motor şeker ve yağ yakabiliyor... Zaten yağ yakmayı çok kolay unutuyor. En sağlıklı insanda bile. E, sen bu ne şeker verince daha kolay unutuyor. Hı -hı. Yani aslında A <laughs> ucuz e yakıt ya o. Daha kolay e iyi yakıtı kullanmayı Yaşlandıkça vücut şeker diyor. ve yağ yakamadığı için yaşlılığı ne kadar, erte kadar ertelensiniz? Vücut şeker ve yağ yakmayı o kadar, gibi kadar uzun süre sürdürüyor. O yüzden bir diyabet gibi beslenmekte fayda Avantaj. var. E Diabet ilaçlarla ilgili söylediklerimizi çok şey yapmayın. Onlar henüz daha kanıtlanmış şeyler değil. İlaç almak e, sağlık insanlığından bilmeden e, bir televizyon programıyla söylenecek bir şey değil. O yüzden evet. onu hala e, almayın. Sadece bir deneysel yaklaşım olarak e, düşünün onu. Ama uykumuza ve e, günde az ye, yemeye dikkat ederek ömrümüzü uzatmamız evet. daha sağlıklı hale getirmemiz evet. mümkün. Uyuduğumuz ve yemediğimiz zamanları yediğimiz veya hareket ettiğimiz zamanlara daha yukarıya koyalım. Ve bu konulara tabii ki teşhis çok önemli. Yani burada biz bunu konuşurken 4 senedir memesine baktırmazsa olmaz. Dolayısıyla bizim benim pozisyonumdaki hekimlerin kurcalamasının sebebi aslında tıpta overdiyagnoz deniyor, lüzumsuz kurcaladı. Aslında biz zaten görmeye çalışıyoruz. Ne geliyor? Genetik teste, bunun neresi zayıf, hangi deliği kapamak lazım, ne yapmak lazım diye öyle bir şey. Yani böyle bir, sizin söylediklerinizi yapabilirler, üstüne böyle bir muhakkak, servis alabilirler. Muhakkak. Ama bence buradaki en güzel şey şu. 6 sene, 10 sene araba Sıkır kemerinizi peşinizi. takın. Kötü olan şeyleri o dönemde yapmayın. Mümkün olduğunca kendinizi genç tutun. Sonra hepimize bu dalgadan bir şey düşecek. Çünkü buradaki paranın, çalışmanın Burada zenginler ölmemek istiyor diye bu konuya çok ciddi ben yatırım Ben zenginlerden yapıyorlar. öğrenip söylerim size. Ee, Soruyorlar onlar bana. Evet, fakirler ölsün <laughs> diyor. Tıp anladığım kadarıyla gelişmeler. Jeff Bezos falan ölmeyecek, biz <laughs> öleceğiz. <laughs> <laughs> Benim anladığım budur. Her şey zenginler için, her şey güçlüler için olmaya devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla bu haksızlık sürecek. Hocam sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür verdiğiniz ederim. bilgiler için. Sorularınız için çok teşekkür Ağabey ederim. Ağabeyimizi de içtik. Değerli yaşlılık bir hastalık mı? Evet, bir tür hastalık bunu anlıyoruz. Aslında da bu konuyu tekrar burada ele alacağız. Hücrelerin yaşlanması, hücrelerin ben de geleyim canlanması aslında. için olur. Hatta keşke bugün Asım'ı da davet etsek ama konu karışmasın ve uzamasın diye yaptık. Bir daha sefere beraber de yapabiliriz. Nasıl yaşlanmayız veya hangi mekanizma yaşlanıyoruz onu biraz öğrenmeye çalışacak. Bunun biyolojik mekanizmasını tekrar bir gün ele alırız bana sorarsanız önemli olan uzun yaşamak değil önemli olan sağlıklı ee, yaşamak mutlu yaşamak keyifli galiba. yaşamak e, yoksa uzun yaşamak hakikaten e, sıkıcı bir şey. Bana sorarsanız her şeyin bir tadı bir limiti var. E, ölümsüzlük derece kötü bir şey e, olsa gerek. E, benim dedem çok yaşamıştı. Yaşlıyken çok sıkıldığını biliyorum. Hatta insan arkadaşı kalmıyor kalmış. çünkü e, ve hep hep aynı şeyi yapmaktan bir süre sonra e, fenalık geçirmeye başlayabilirsiniz. Ama o güne kadar sağlıklı olmak kıymetli. Bunun yöntemlerini şöyle bir bilimselciden gözden geçirdik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Siemens tam otomatik kahve makineleri tek tek bilimi sundu.